Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı, Gün Işığı programıyla karşınızdayız. Dışarıda güneş yüzünü göstermemiş olsa da BBN Türk izleyicilerinin güneşi an itibariyle doğmuş bulunmakta diyelim. Hemen bültenimize başlayalım. Türkiye genelinde bir hava durumuna bakalım. Sonrasında ise İstanbul trafiğinde neler var onlara bakacağız. Şimdi haritamız gelecek ekranlara, bakalım Türkiye genelinde hava durumunda neler var. Ben de o sırada notlarımı almak istiyorum. Hemen bakalım. Şimdi aslında günlerdir aktarıyoruz sık sık. Yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışından bahsedemiyoruz. Tabii ki de bölge bölge, yüksek kesimlerde, bazı yerlerde yağmur ve kar yağışından bahsedebiliyoruz. Ama ülke genelinde yoğun bir kar ve yağmur yağışı şu an için beklentiler arasında değil. Bunu zaten sık sık söylüyoruz. Zaten haritada da gördüğünüz gibi aslında hiçbir kışın verdiği, o Ocak ayının verdiği mevsim normallerini şu an için yaşayamıyoruz. Ama tabii meteorolojinin verdiği uyarılara göre çarşambadan sonra ülke genelinde bir yağmurun olacağını söylemişti. 28 Ocak'tan itibaren de bazı bölgelerde yoğun kar yağışının olacağını, 30-31 Ocak'ta da İstanbul'da beklenilen karın yavaş yavaş gerçekleşeceği bilgilerini aktarmıştı. Tabii ki ilerleyen günlerde bunları birebir yaşayarak göreceğiz ama şu an için beklenilen bir kar ve yağmur olayı haritada da gördüğünüz gibi gözükmüyor. Dün haritamızda hep sis ve pus hakimdi. Bugün için öyle bir durum söz konusu değil. Hatta sis ve pus tamamen haritadan da gördüğünüz gibi kalkmış diyebiliriz. Şimdi bazı bölgelerin hava durumundan bahsetmek istiyorum. Şimdi İstanbul 11 derece. Birkaç gündür biliyorsunuz hep 20, 18 ve 16 derecelerdeydi. Bugün biraz daha bir düşüş var ve 11 derece, parçalı ve çok bulutlu. Şu an için İstanbul'da beklenilen bir yağmur ve kar olayı yok. Ama yer yerde bulutlu geçecek ve sabah saatlerinde de yer yer pus ve sisin olması bekleniyor. Ama tabii ki de meteoroloji anlamında da yoğun bir sis ve pus şu an için beklentiler arasında değil. Ege bölgesine bakalım. İzmir 18 derece, parçalı ve az bulutlu. Ege bölgesinde de şu an için beklenilen kar ve yağmur olayı şu an için beklentiler arasında değil. Ama tabii yine bu bölgede de iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hakim diyebiliriz. Ama yine aktardığımız gibi yoğun alarm şeklinde verilebilecek bir sis ve pus olayı şu an için beklenmiyor. Akdeniz bölgesine bakalım. Antalya 20 derece. Biliyorsunuz Antalya'da 2-3 haftadır süren yoğun bir yağmur ve bazı bölgelerde de karla karışık yağmur olayları vardı. Ama şu an için Antalya'da bir yağmur olayı bile söz konusu değil diyebiliriz. İç Anadolu bölgesine bakalım. Burada da Ankara 13, Konya 12 derece. Parçalı ve az bulutlu. Bu bölgelerde de şu an için bir kar ve yağmur olayı beklenmiyor. Batı Karadeniz'e bakalım. Düzce 10 derece, parçalı ve az bulutlu. Düzce'de de hala yoğun bir kar ve yağmur yağışını göremedik. Geçen sene bu zamanlarda Düzce'de yoğun bir kar olayı vardı. Hatta yüksek kesimlerde dağın etrafındaki eteklerinin köylerinde 1-1,5 metre yaşayan karlar söz konusuydu. Şu an için o bölgelerde dahi hiçbir şekilde bir kar yağışı gerçekleşmedi. Orta ve Doğu Karadeniz'e bakalım. Trabzon 11 derece, yer yer çok bulutlu. Trabzon'da yine kar yağışının şu an için gerçekleşmeyen illerinden bir tanesi. Bu bölgede de şu an için bir kar yağışı beklenmiyor. Doğu Anadolu'ya bakalım. Erzurum 2 derece, parçalı bulutlu. Erzurum şu an ne kadar soğuk olsa da yine de merkezi yerlerde yoğun bir kar yağışı yok. Tabii ki de yüksek kesimlerinde kar yağışları başladı. Uludağ'da dahil olmak üzere bazı bölgelerde şu an için başladı diyebiliriz ama merkezi yerlerde şu an istenilen kar yağışı gerçekleşmiş değil. Hemen Güneydoğu Anadolu'ya bakalım. Şanlıurfa 15 derece. Yine aynı şekilde Şanlıurfa da geçen sene yoğun karın etkisinde olan bölgelerden bir tanesiydi. Ama şu an için bu bölgelerde de yoğun bir kar yağışının beklendiğini söyleyemiyoruz. Ama yine aktardığımız gibi çarşambadan sonra Türkiye genelinde bölge bölge bir sağanak yağmurun olacağını, cumadan sonra da artık yavaş yavaş yerini kara bırakacağı bilgilerini aldık. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlara gerçekten bunları birebir yaşarız ve biz de size buradan Türkiye'nin dört bir yanından kar haberlerini aktarıyor oluruz diyelim. Şimdi hava durumunu burada sonlandıralım. Yine ara ara tekrar hatırlatacağım size gün içinde hava durumunun nasıl olduğunu. İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiği bugün neler var? Trafik başladı mı? Malum biliyorsunuz cuma günü çocuklar karne aldı, okul tatildi. Yoğun da bir
servislerde çekildi. Şimdi yoğunda bir trafik olmayacağı yönündeydi benim izlenimim. Aksine dün çok yoğun bir trafik vardı. Belki de haftanın ilk iş günü olduğu için. Şimdi hemen haritaya bakıyorum. %31. Aslında haritanın genelinde bir yoğunluk yok ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'tan ve Şile Otobanı'ndan başlayan yoğun bir trafik var. Hatta Kavacık bağlantı yollarından da gelen bir trafik var. Şu an zaten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntümüz geldi ekranlara. Gördüğünüz gibi akıcı yoğun bir trafik var diyebiliriz Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ama yine köprüyü geçtikten sonra bir trafiğin olmadığını da aktaralım. Yine diğer güzergahta Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü üstünde şu an için yoğun bir trafik yok diyebiliriz. Zaten haritada da aktarmıştık. Yine her zamanki gibi Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler her zamanki gibi akıcı ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kilit noktasında diyebiliriz. Şimdi hemen bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. Köprüde neler var? Orada da sadece Çamlıca girişinden sonra Altunzade güzergahında bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Şu an zaten görüntüler geldi ekranınıza. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden köprü girişi görüntüleri. Gördüğünüz gibi akıcı yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz ama yine aynı bu şekil burada da köprüyü geçtikten sonra yoğun bir trafiğin olmadığını da aktaralım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise gördüğünüz gibi hiçbir trafik şu an için söz konusu değil. Tekrar bir haritama bakmak istiyorum. Son bir gelişme var mı? Yine aynı şekilde sadece köprü girişlerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Şile Otobanı da dahil oldu. Yoğun bir trafik söz konusu ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşıya geçmek için bugün biraz daha ideal. Belki de servislerin çekilmesiyle diğer güzergahlarda yoğun bir trafiğin olmadığını da söyleyebiliriz. Tabii şu an saatler daha 7. İlerleyen dakikalarda tekrar bakıyor olacağız İstanbul trafiğinde durum nasıl, bir gelişme var mı diye. Şimdi hemen haberlerimize dönelim. Bakalım bugün güne nasıl başlıyoruz? Gündemde neler var? Onları aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 3 saat süren kritik toplantının gündeminde ise ekonomi vardı, aktarmıştık. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, kamu borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Seçimin en uygun tarihinin ise 14 Mayıs olacağını söyledi. Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Öğrenim kredisi borçlarına taksit imkanı sağlanacağını duyurdu. Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere ise müjdeli haberi verdi. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10.000'e yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısındaydı. Seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu söyledi. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. Erdoğan, İsveç'te ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma provokasyonuna da değindi. İsveç'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire, onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak
onların korumasıyla da orada bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi gerektiğini hatırlattı. Destek beklemeyin dedi. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç'e NATO tepkisi geldi. Terör örgütü yandaşlarının eylemi ve Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasını hatırlatan Akar, bu şekilde giderse bizim tavrımız belli dedi. İşte Akar'ın o sözleri. Biz İsveç'in veyahut da Finlandiya'nın düşmanı değiliz. Bunlar NATO'ya girmesine karşı değiliz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar. Fakat bizim terörle mücadelemiz konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Her türlü alçaklığı, her türlü rezilliği, her türlü iğrenç girişimi Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını göremezlikten gelmek, bunlara sessiz kalmak, bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde arkadaşlar bizim tutumumuz, tavrımız çok açık ve net belli. Biz bir an önce İsveç'in ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstermek suretiyle taahhütlerini yerine getirmeleri ve oradaki bunun dışında kalan gösteridir, şudur, budur vesaire ne varsa o iğrenç ve alçak girişimleri de bir şekilde sonlandırmalarını bekliyoruz. Kocaeli'de bir binanın 3. katında doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlamadaysa 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bomba gibi patladı. Daire adeta alev topuna döndü. 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Feci olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 3. katında doğalgaz borusu patladı. Daire alev alev yandı. Yan apartmanda oturuyorum. Bir patlama sesiyle evimizde otururken patlama sesiyle dışarı fırladık zaten. Bütün camlar, binaların bütün camları. O sırada evde oturuyordum. Şiddetli bir patlama sesi duydum. Ev sallandı. Şiddetli bir patlama oldu. Korktuk. Çok şükür itfaiye vaktinde yetişti. Peş peşe yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. O panik anları bir binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve İzmit doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 5 yaralı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangınsa yoğun çaba sonucu söndürüldü. Patlamanın etkisiyle binanın yarısı adeta yok oldu. Çevresindeki bazı binalar ve arabalarınsa camları kırıldı. Hindistan'daki vinç kazası, Amerika'da silahlı saldırı, Pakistan'daki karanlık günler, şimdi kısa bir dünya turu var. Hadi bakalım. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki şenlikler sırasında yapılan şov felakete dönüştü. Üzerinde akrobatların bulunduğu vinç devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çin Yeni Yılı kutlamalarında yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Polis saldırganı öle ele geçirdi. Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı binadan çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi. Bina enkazındaki çalışmalar sürüyor. Pakistan ulusal elektrik şebekesinde yaşanan sorunlardan ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Pakistan Başbakanı yılbaşında ülkede elektrik tüketiminin %30 azaltılması talimatını vermişti. Restoranların saat 22'de, marketlerin ise 20.30'da kapanması kararlaştırılmıştı. Dünyanın en büyük labirenti Polonya'da. Zakopane kentinde ziyarete açılan kar labirenti 3000 metrekare. Dev labirent ziyaretçi akınına uğruyor. Saddam'ın yatağı artık bilime hizmet edecek. Saddam Hüseyin'in isteğiyle Danimarka'da özel olarak tasarlanan yat, Basra'da Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi'ne tahsis edildi. Sırada Cezayir'den bir haberimiz var. Cezayir Ayn El Defla vilayetinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. 3 asker hayatını kaybetti. Cezayir'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mi-171 tipi helikopterin Ayn El Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kazada 3 asker hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Devlet Hastanesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı. Husumetli iki grup hastanede kavga etti. Tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Bıçaklar konuştu. Olay İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup hastanede karşılaştı. Kavga acil serviste alevlendi. Kadın erkek ayırmadan birbirlerine saldırdılar. Öfkeli grubu çevredekiler ve güvenlik sakinleştiremedi. Kavga acil servis önünde de devam etti. Bıçaklar kullanıldı. Güvenlik güçleri tarafları güçlükle ayırdı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı. İstanbul'da alkollü taksi şoförü kazaya karıştı. Otomobil sürücüsüyle kavga etti. Olay yerine polis geldi. Alkollü çıktığı anlaşılınca su alma bahanesiyle aracına binip kaçmak istedi. Bu sırada kendisini durdurmak isteyen motosikletli polis de sürükledi. Olay kameralara bakın nasıl yansıdı. Alkollü taksici kaza yaptığı sürücüyle kavgaya tutuştu. Olaya müdahale eden polislerden kaçmak isterken az daha motosikletli polisi eziyordu. Olay İstanbul Gümüşsuyu'nda yaşandı. Bir taksici kazaya karıştığı otomobilin sürücüsüyle kavga etmeye başladı. Taksici kavgayı ayırmaya gelen vatandaşa küfür edip bıçaklayınca olay yerine polis geldi. Muayenede 1.08 promil alkollü çıkan taksici su alma bahanesiyle aracına bindi. Hızla kaçmaya başladı. Polis telsizden ekiplere bilgi verdi. Meslektaşlarından kaçan taksicinin önünü kesmesini istedi. Motosikletli ekipler de Dolmabahçe kavşağında önünü kesti. Ancak taksici durmadı. Motorize ekibe çarpıp sürükledi. Kaçmaya devam etti. Kovalamacının ardından Kabataş tramvay durağında yakalandı. Gözaltına alınan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul ve Ankara'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ve Ocak aylarında da yağış miktarı azaldı. Türkiye'nin en büyük iki kentinde baraj doluluk oranları ise alarm veriyor.
Yağışlar azaldı, barajlar alarm veriyor. İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranları korkutuyor. Ocak ayının sonuna gelindi ancak yurdun birçok bölgesinde ne yağmur ne kar düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %30'a geriledi. Rakam son 10 yılın en düşük seviyesi. Geçen yıl Ocak ayında bu oran %55'ti. Uzmanlar su tasarrufu için çağrıda bulunmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Megakent'in su ihtiyacını uzun vadede karşılayacak olan Melen Projesi'ne dikkat çekti. 2026 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı'nın bu tarihten önce açılması talep edildi. Dileğimiz, isteğimiz İstanbul'un belli dönemlerde yaşamış olduğu kuraklıklarda en büyük teminat olacak bu barajın bir an önce bitirilmesi ve hizmete girmesi. Ankara'daki barajlarda da tehlike çanları çalıyor. Barajlardaki doluluk oranı %17. Bu yıl neredeyse hiç yağış almayan başkent, geçtiğimiz yıl Ocak, Şubat ve Mart'ta hakim olan bol yağışın mirasını yiyor. Geçen yıl zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Ankara bu yıl kurak günler yaşıyor. Ocak 2022'de beyaza bürünen kent şimdi ise günlük güneşlik. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Bir yıl arayla çekilen görüntüler kış mevsimindeki değişikliği gözler önüne seriyor. Ankara'da önlemler artırılıyor. Asker su tasarrufu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun. Hürriyet gazetesiyle başlayalım bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde neler var? Hemen bakalım. İşte büyük vergi affı, sık sık da aktardık. Bugün haberlerimizde dün de çok büyük bir yer kaplıyordu gündemde. Büyük bir ekonomi paketi açıklandı. Hemen detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceğini, taksitle ödeme imkanı getirileceğini, sürücülerin ceza puanının silineceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin de iade edileceğini açıkladı. Ama tabii ki de aslında detayları da var. Şimdi bütün cezalar ya da işte ehliyetler geri verilmeyecek. Sadece kural ihlali olan ehliyetler ve ceza puanları silecek. Kasten yaralamadan, alkollü araç kullanmaktan gibi olan ehliyetler ve diğer konular dahil değil. Hemen bakalım, kanun teklifi geliyor. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu olacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Aslında çok da güzel bir vergi affı paketi oldu. Umuyoruz ki yine vatandaşlarımızın istediği yeterli seviyeye ulaşır. Kalıcı ojede gizli risk. Son dönemin modası jel tırnaklar ve kalıcı ojeler kurutulurken cihaz kullanılıyor biliyorsunuz. Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre bu ışınlar melanom denilen cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar yılda 1-2 kez yaptırmak kabul edilebilir ama fazlası tehlikeli diyor. Aslında kalıcı ojenin de şöyle bir özelliği var. Bir kere yaptırdıktan sonra buna jel tırnak da dahil kolay kolay bırakamıyorsunuz. Çünkü o tırnaklarınız hep ojeli ve aynı bakımda kaldığı için diğer artık kendiniz oje sürmek istemiyorsunuz. Tırnaklarınızla uğraşmak istemiyorsunuz. Ve bir en az 2-3 hafta kadar da sizi idare ediyor. Sonrasında tekrar bakıma gidiyorsunuz. O yüzden de kalıcı ojeye ve protez tırnağa alıştıktan sonra diğer türlü bundan kurtulmak da çok zor. Şahsen ben de bir dönem çok sıklıkla yaptırıyordum ama sonrasında tırnaklarım çok zarar gördüğü için bırakmak zorunda kaldım. Aslında sadece kanser riskinden dolayı değil, tırnakları da çok zedelediği için de yaptırmamak gerekiyor. Çünkü tabakası çok inceliyor tırnakların. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz burada olacağız.
Günaydın bir kez daha sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Televizyonu yeni açan seyircilerimiz varsa bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi hemen her zamanki gibi Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Sonrasında ise İstanbul trafiğine bakacağız. Bakalım neler var. Şimdi gelecek haritamız ekranlara. Evet, şöyle haritamız yine her zamanki gibi çiçek gibi diyebiliriz. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Şu an Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışı şu an için size güzel haberler veremiyoruz. Ama yine aktarmak isterim. Meteorolojiden gelen diğer bir bilgiye göre de çarşamba gününden sonra, yani yarından sonra ülke genelinde bir sağanak yağmurun olacağını, ilerleyen günlerde de yerini kara bırakacağı haberlerini aldık. Ama tabii ki yine artık havanın da nabzını çok ölçemiyoruz. Çünkü Ocak ayındayız ve hala bir kar ve yağmur yağışı gerçekleşmedi. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda kar yağışının çok da yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Şubat'ta bence karlı geçecek gibi duruyor. Belki de Mart, Nisan'a da sarkar bu gidişte. Çünkü biliyorsunuz mevsim geçişleri artık bir sonraki aya kaymaya başladı. Ocak ayını Ocak gibi yaşayamadık. Şubat, Mart derken belki de baharın bile yarısını kış olarak geçirebiliriz. Umuyorum ki tabii ki de artık mevsim normallerinin verdiği o kar, kış, yağmur olaylarını yaşarız. Baharda da baharı gibi yaşamak tabii ki de ayrı ama kışında baharı yaşamak da farklı bir olay oldu bizim için. Bu sene çünkü hala Türkiye genelinde yoğun bir kar ve yağmur olayıyla karşılaşmadık. Yüksek kesimlerde hafif hafif kar yağışları başladı ama yeterli seviyede değil. Çünkü hala barajların doluluk oranlarında alarm verilmeye başladı. İstanbul'da 3,5 ay yetecek kadar bir sürüm kaldığı söyleniyor. Bu da demektir ki yazın acaba susuzluk çekecek miyiz sorularını da gündeme getiriyor. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda yağacak olan kar ve yağmur etkili olacaktır diye temenni ediyoruz. Şimdi hemen bir haritamıza tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi haritamızda yoğun bir kar yağışı, yağmur yağışından bahsedebileceğimiz bir hava olayı şu an için beklenmiyor. Hemen Türkiye genelinde bazı illerin hava durumunu söyleyelim. İstanbul 18 derece. Parçalı ve çok bulutluydu dün biliyorsunuz. Bugün ise 11 derece. Bir düşüş var. Bu düşüşte umuyoruz ki yerini yağmura bırakacaktır. Hava biraz daha bugün serindi. Kış soğuğu var ama hala kışın sadece soğuğunu görebiliyoruz. O da akşam saatlerinde bazı günlerde gündüz bahar havasında geçiyor. Hemen bakalım İzmir 18 derece parçalı ve az bulutlu. İzmir'de de bildiğiniz resmen bir bahar havası var. Akdeniz bölgesinden Antalya'ya bakalım 20 derece. Bu bölgede az bulutlu. Şu an için bir yağmur ve kar olayı da bu bölgede gerçekleşmiyor. İç Anadolu bölgesinde de Ankara ve Konya'da da parçalı bulutlu. Şu an için bir yağmur ve kar olayı bu bölgede de yok. Ankara 13, Konya 12 derece. Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu. Düzce 10 derece. Bu bölgede de şu an için bir kar yağışı yok. Yine aktarmıştık. Batı Karadeniz'de yani Düzce'de, Bolu bu bölgelerde yoğun kar olayları yaşanıyordu geçen sene. Yolların kapandığını da sık sık aktarıyorduk ama bu sene için böyle bir durum bile şu an söz konusu değil. Çünkü hala kar yağışları başlamadı. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de Trabzon'a bakalım 11 derece. Yer yer çok bulutlu. Bu bölgede yine kar ve yağmur olaylarının yaşanmadığı illerden bir tanesi. Doğu Anadolu'da da Erzurum 2 derece çok soğuk ama hala merkezi yerlerde bir kar yağışı gerçekleşmedi. Yüksek kesimlerde kar yağışı yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlasa da artık Ocak'ta bitiyor aslında ama hala bu olayları yaşayamadık. Güneydoğu Anadolu bölgesinden de Şanlıurfa'ya bakalım 15 derece az bulutlu. Bu bölgede de şu an için bir kar ve yağmur olayı gerçekleşmiş değil ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu bölgede de bir kar ve yağmur olayından bahsedebiliriz. Şimdi bir İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde neler var? %31 ile İstanbul trafiğinin yoğunluğunu aktarmıştık. Şimdi haritamıza gelecek ekranlara bakalım hemen. %42 olmuş. Tabii o zaman saat 7 idi. Daha yeni yeni vatandaşlar yola çıkıyordu. İşe gidecek olanlar. Malum okullar tatil ama tabii ki de kursları olan, etkinlikleri olan öğrencilerimiz vardır. Onlar da gün içinde muhakkak dışarı çıkacaklardır. Şimdi hemen haritamıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Şile Otobanı'ndan da başlayan Kavacık bağlantı yollarına dahil olduğu yoğun bir trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde esasında Çamlıca'dan ve Altunzade'den başlayan bir trafik söz konusu. Şimdi Çamlıca'dan da geldi görüntüler ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi trafik buradan başlıyor. Altunzade ve köprü girişinde de trafik devam ediyor ama köprüyü geçtikten sonra yoğun bir trafiğin olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Arabalar yavaş yavaş ilerliyor. Malum şu an saatler 7.30 oldu. Trafiğin
biraz yoğunlaştığı bir saat dilimine girmiş bulunmaktayız. Saat 7'de %31'di ve yine bu bölgelerde bir trafik vardı ama bu kadar yoğun değildi. Tabii ki de yarım saatte hemen %10'luk bir İstanbul'da trafik yoğunluğu fark etti. Şu an için İstanbul trafik yoğunluğu %42 olduğunu söyleyelim. Hemen tekrar bir haritaya bakmak istiyorum. Aslında aktaracağımız da çok bir durum şu an için yok. Halıcıoğlu'ndan görüntü gelecek şimdi ekranlara. Gördüğünüz gibi Halıcıoğlu'nda da yine akıcı yoğun bir trafiğin olduğundan bahsedebiliriz. Havalarda şu an hala karanlık biliyorsunuz. Güneş de şu an için aydınlanmadı. Ama işe giden vatandaşlarımız da yola çıktı. Gördüğünüz gibi aslında metrobüs güzergahı da açık. Ben hep söylüyorum, trafikte kalmak istemiyorsak ve eğer sinirleniyorsak, geriliyorsak, gideceğimiz yere geç kalıyorsak metrobüs ve metro güzergahları bu anlamda en hızlı ulaşım araçlarından bir tanesi. Biliyorsunuz yakın zamanda da hatta geçen günlerde Kağıthane Atatürk Havalimanı metrosu açıldı. Bunun arasında güzergahlarda da kolay ulaşım sağlanabilecek duraklar var. Birçok yerde de Marmaray metro, yeraltı metroları çok sıklıkla var. Bunları kullanmak da aslında daha da mantıklı olacaktır. Tabii ki de trafikte kalmak istemiyorsak onun dışında tabii ki de aracın verdiği rahatlık yok diyebiliriz. Şimdi ilerleyen dakikalarda tekrar hava durumunu ve trafiği aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize bakalım, manşetlerimizde neler var. Seçim tarihi duyuruldu. Gözler şimdi 30 Ocak'ta hükümet programının kamuoyuyla paylaşacak olan altılı masada Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor. Önce Mansur Yavaş, sonra Gültekin Uysal dikkat çeken yorumlar yaptı. Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı her fırsatta neden ön plana çıkardığını açıkladı. Şeffaf ihale uygulaması sonucunda emsallerin üçte biri fiyatını 229 milyon 453 bin lira sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Önce Mansur Yavaş konuştu. Sonra Gültekin Uysal. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum dedi. CHP liderine adaylık desteği peş peşe geldi. Altılı Masa'nın adayı kim olacak tartışması sürerken adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek geldi. Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 parkın açılış ve temel atma töreninde konuştu. O törende Kılıçdaroğlu da vardı. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na temennimiz açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz diye seslendi. O ifadeler uzun süre ayakta alkışlandı. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii doğal ne olabilir ki? Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmelettin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin diyerek CHP liderinin adaylığına yeşil ışık yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli yaklaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı neden bu kadar öne çıkardığına ilişkin soruya yanıt verdi. Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum dedi. Saraçhane'de bütünleşme sağlayamadıklarını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu diye konuştu. Öte yandan Altılı Masa'nın 11. toplantısı 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. O kritik toplantıdan 4 gün sonra ise hükümet programı açıklanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa toplantısı öncesi yaptığı liderler turu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la son buldu. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası liderler açıklama yapmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisine sosyal medya mesajları ulaşan bir sanayiciyi ziyaret etti. Dünya çapında bir cihaz geliştirdiğini belirten sanayiciden de bilgi aldı. (Gülüyor)
Bakan Varank'ı şirketine davet etti. Ürettiği hidrostatik basınç transmitter hakkında bilgi verdi, hedeflerini anlattı. Ürünlerimiz su seviyesi ölçüm cihazları, yer altındaki suyun seviyesini ölçen basınç hidrostatik basınç transmitteri. 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ocak 2028 tarihine kadar bu şirket milyar dolarlık bir şirket değerlemesi noktasına geliyor. Muhammed Gökgöl üretimini yaptığı hidrostatik basınç transmitteri tanıtmak istedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sosyal medyadan ulaştı. Bakan Varank da İMES-OSB'de faaliyet yürüten şirketi ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Yani sosyal medyadan beni davet eden bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Tanımadan geldim ama burada öğreniyorum ki şimdiye kadar 7 tane TEDEP projesi bitirmişler. 3 tanesi devam ediyor. Gökgöl üretimini yaptığı cihazın özelliklerini anlattı. Cihaz kuyunun içerisine daldırıldığında yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Kuyunun seviyesini ve suyun kalitesini ölçüyor. Dünyada bunu üreten bu sertifikayla 10 tane yoktur Sayın Bakanım. Gökgöl 5 yıl içinde bu pazarda yer alacaklarının sözünü verdi. Yaklaşık bizim enstrümantasyon pazarı Sayın Bakanım 30 milyar doların üzerindedir. Çok büyük bir pazar. Çok büyük bir pazar. Sen de iyi bir oyuncu olmak için çalışıyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin bazı adımlar atacak. O saldırının yurt dışı temsilcileri yoluyla uluslararası mahkemelere taşınması sağlanacak. İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan düşmanlığı buradan bir kez daha lanetlemek istiyorum. İsveç'teki alçak saldırının yankıları sürüyor. Diyanet uluslararası adım atmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konunun yargıya intikal edeceğini belirtti. Başkanlığımızın 120 ülkedeki ateşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak dedi. Bazı makamlara da mektuplar yazacaklarını söyledi. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz şeklinde konuştu. İnsana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının aynı şekilde tepki göstermesi bir insanlık vazifesidir. Öte yandan o provokasyonun mimarı Rasmus Paludan'dan skandal bir açıklama geldi. Pişman olmadığını ancak çok sayıda tehdit mesajı aldığı için korktuğunu söyledi. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum diye konuştu. Son günlerde İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi sorusu gündemde. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı maliyet artışlarına da dikkat çekecek zam taleplerinin Şubat ayında görüşeceğini söyledi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise yeni bir fiyat artışının gündemlerinde olmadığını açıkladı. Ocak ve Şubat ayında ekmek fiyatı gündemimizde olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. İstanbul'da Şubat ayında ekmeğe zam geleceği iddia edilmişti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı herhangi bir fiyat artışının gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı Kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul ilinde de Ocak ayından itibaren kilogramı 25 liraya geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. İstanbul'da 200 gram ekmek 5 liradan satılıyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin fırıncıların maliyetlerini karşılamadığını söylemiş, Şubat ayında fiyat konusunu görüşeceklerini söylemişti. Federasyon Başkanı Balcı o açıklamalara açıklık getirdi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanımızın yapmış olduğu açıklama, Şubat ayında görüşülecek açıklaması yanlış anlaşılmış olabilir. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme de söz konusu değildir. Deve güreşlerinde sahipleri birbirine girdi. Birbirlerine saldıran sahipleri ayırmak hiç kolay olmadı. Hasan'ın koyma.
Akşam Nereşoğlu'da. Develer güreşti, sahipleri kavga etti. Akşam Nereşoğlu'da. Antalya Kumluca'da deve güreşleri vardı. Geleneksel organizasyona 120 deve katıldı. Develer kıran kırana mücadele etti. Bazı develer birbirlerine üstünlük sağlayamayınca sahipleri şampiyon ilan edildi. Bu tarlaşa coşkun alkışlıyoruz. Güreşler sırasında deve sahipleri arasında bir anda kavga çıktı. Deve ayırıcıları müdahale etti. Ancak başarısız oldu. Kavga büyüyünce sahaya polis ekipleri girdi. Kavganın ardından bazı deve sahipleri develerini güreştirmeden sahadan çıkarıldı. Dünyada bulunan mermer rezervinin %40'ına sahip olan Türkiye'de sektörel birçok çalışma yapılıyor. Çalışmalar Türkiye'nin mermer üretimini ciddi şekilde artıracak. Sektörün geleceği oldukça parlak gözüküyor. Bakalım. Dünya mermer rezervinin %40'ına sahip olan Türkiye'de sektörel birçok yeni çalışma yapılıyor. Yapılan yeniliklerle mermer sektörü gelişiyor. Türkiye genelinde mermercilik dünya rezervinin %40'ına sahip olan ülkemizin mermer sektöründe iyi bir ivme kaydettiğini ve gittiğini, teknolojik olarak fabrikaların geliştiğini, ocakların geliştiğini, ihracatımız daha çok artıyor. Mermer sektörü yıllık yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıyor. Üreticiler ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Konya'da dünyada ilk olarak mermerde sıfır atık projesi planlanıyor. Projeyle fabrikalardan çıkacak her atık değerlendirilecek. Çıkan tüm ürünlerin, yan ürünlerin, atık ürünlerin hepsinin değerlendirildiği ve madenin ve mermerin çevreyi, doğayı kirlettiği algısını temizlemek ve her ürünün değerlendirildiği bir sıfır atık projesi üzerinde çok kıymetli çalışmalar var. Plan aşamasında bulunan projeyle mermer sektörünün büyümesi hedefleniyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir eğlence mekanında eski çalışan tarafından önce sözlü, sonra da fiziki saldırıya uğradı. Korumalar araya girdi. Yaşanan arbedenin ardındansa şahıs gözaltına alındı. Eski çalışanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın elini sıktı. Sonrasında kendisine doğru çekerek saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ailesi ve misafirleriyle bir eğlence mekanındaydı. Eski belediye çalışanıyla karşılaştı. Başkanın elini sıkan kişi fiziki saldırıya kalkıştı. Araya korumaları ve diğer müşteriler girdi. Korumalarla şahıs arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şahıs başkan Aras'ın yanından uzaklaştırıldı. Başkan Aras şahsın Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle görevine son verildiğini belirtti. Olay sırasında hem kendisine hem de misafirlerine sözlü ve fiziki tacize kalkıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Emniyete götürülen saldırgan sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzeri Kantar kavşağında meydana geldi. Bir araç ana yolda bulunan bariyerleri aşıp içerisinde 2 polisin bulunduğu otomobile, ardından da ticari bir araca çarptı. Kazada Kemal Güleç adlı polis şehit oldu. Biri polis, 5 kişi de yaralandı. Feci kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun.
Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde neler var? Hemen aslında sağ köşede bir başlık var. Astroloji kavgası boşanmayla bitti. Futbolcu Özer Hurmacı astroloji haritasıyla aldattığımı söylüyor iddiasıyla eşine boşanma davası açmıştı. Çift boşandı. Hurmacı 55 bin lira aylık nafaka ödeyecek. Biliyorsunuz aslında şu anda çok da gündemde astroloji, numaroloji bu tür şeyler. Artık bilen de bilmeyen de biraz eğitim alıp bu işi yapıyor. Gittikleri bildiğim kadarıyla astroloji çok uzman ve alanında çok iyi biri olduğunu ve haritasında da eşinin aldattığını söylüyor. Bundan da kavga eden ve hiç başka bir kanıtı olmadığı için de boşanma davasıyla sonuçlandı. Tabii ki de ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır içeriği hakkında çok da bir bilgimiz açıkçası yok. Hemen aktaralım bakalım hangi haberleri aktaralım sizlere. Zaten bütün başlıklar yine aynı gazete manşetlerinde devlete borçların cezası siliniyor. Bir vergi affı çıkacak biliyorsunuz çıktı hatta onaylanması da bekliyor artık. Taksit imkanı gelecek ehliyeti el konulan kişilerin ehliyetleri 10 bin kişinin iade edilecek. Aynı zamanda da puanı düşen sürücülerin de puanları sıfırlanacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda detaylarını yine aktarıyor olacağız. Bir metrodan daha fazlası olarak sol köşede bir başlık atılmış. Onu aktarmak istiyorum. Yolcu karşılayandan uğurlayana, merakta binenden evi ve iş yeri olanlara İstanbul Havalimanı metrosu ilk günden konforu, hızı ve tasarımıyla göz doldurdu. Biliyorsunuz metro bir ay boyunca ücretsiz olacaktı. Muhtemelen herkes de bizim gibi merak edenler metro ücretsiz şekilde olduğu için de meraktan bir havalimanının oraya gidip geri dönüyor olabilirler. Hemen birkaç tane yorum var, onları da aslında okumak istiyorum. Kızımı uğurlamaya geldim, olağanüstü güzel. Serkan Yazıcı demiş ki Trabzon'a gidiyoruz, evden taksiyle gitsem 350-400 TL yazacaktı. Melihat Aydın'da 30 dakikada ulaşıyorum. Metro olmasaydı şu anda 1,5 saat yol çekecektim. Veli Bakır'sa Tayyip Bey yapabilirdi. Yine yapmış adam. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz aslında İstanbul Havalimanı biraz daha uzak kaldığı için ulaşım anlamında sıkıntı yaşanıyordu. Tabii ki de metro 30 dakika kadar sürede ulaşıyorsa çok da güzel ve konforlu bir ulaşım aracı oldu. Ben zaten hep söylüyorum, trafikte kalmak istemiyorsak da metro ve ulaşım araçları bu anlamda çok daha kolay bir ulaştırma aracı. Bunu kullanmakta da fayda var. Akşam gazetesiyle devam edelim. Bakalım Akşam gazetesinin manşetinde neler var. Her okula bir rehber öğretmen olarak üst tarafta bir başlık atılmış. Bakan Özer, her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var. 2023'te rehber öğretmenlerimiz önceliğimiz olacak. Her okula en az bir atama yapacağız dedi. Aslında bu okullarda rehber öğretmenin olması da çok da doğru bir karar. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki akran zorbalığına karşı harekete geçti. Biliyorsunuz aslında biz küçükken de bizim okullarımızda da vardı rehber öğretmenleri ama tabii bizim nesille şu anki nesil bir olmadığı için daha zor bir iletişim kuruluyor çocuklarla. O yüzden rehber öğretmenlerine de bu anlamda büyük bir görev düşüyor. Hemen devam edelim. Burada sol sağ ortada bir başlık var, onları aktarmak istiyorum. Göçmen çocuklar bir bir kayboluyor. Almanya'da 2000'den fazla göçmen çocuğun kaybolmasının ardından benzer bir skandal İngiltere'de yaşandı. 18 ayda 136 çocuk kayboldu. Gerçekten bu çocuklar nerede sorusunu da akıllara getiriyor. Hemen altında yine küçük bir başlık var, onu da aktarmak istiyorum. Depremzedeler evlerine kavuştu. 24 Ocak 2022'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da depremin 3. yılında 5000 konut hak sahiplerine teslim edildi. Allah güle güle oturmalarını, aynı olayı da acıyı da bir kez daha yaşatmamayı nasip etsin. Allah gerçekten bizi bu şekilde doğal afetlerden de korusun diyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz burada olacağız. Kısa
kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Saatlerimiz 8'i yaptık. Bir saati geride bıraktık. Şimdi hemen televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha günaydın. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Şimdi hemen bir Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Sonrasında ise İstanbul trafiğinde bir saatte neler değişmiş onlara bakacağız. Hemen haritamızda bakalım. Gördüğünüz gibi aslında haritamızda olumsuz bir hava durumu şu an için yok. Yani aslında olumsuz derken o kadar çok alıştık ki havaların güzel olmasına. Kış normallerinde karın ve yağmurun yağması şu an için bize biraz olumsuz bir hava şartı gibi geliyor. Aslında ama bir an önce de karın ve yağmurun yağmasında böyle temenni ediyoruz. Hatta yağmur doğasına çıksak da bence yeri diyebiliriz. Haritada gördüğünüz gibi yoğun bir kar ve yağmur yağışı şu an için beklenenler arasında değil. Ama tabii meteorolojinin verdiği uyarılardan bir tanesi de yarın öbür gün ilerleyen günlerde ülke genelinde bir yağmurun olacağı, sonrasında da yerini kara bırakacağı gibi bir bilgi var. Tabii ki de inşallah gerçekleşir. Çünkü artık mevsim normallerin üstüne ilerlediği için her şey çok da kestiremiyoruz. Nasıl bir durum söz konusu olacak. Yine aslında Türkiye genelinde yoğun bir yağmur ve kar olayı aktarmıştık. Yok ama tabii ki de yüksek kesimlerde kar ve yağmur yağışları devam ediyor ama ülke genelinde beklenilen merkezi yerlerde bir kar ve yağmur olayı şu an için beklenmiyor. Hemen Türkiye genelinde bazı illerin hava durumundan bahsetmek istiyorum. İstanbul 11 derece, parçalı ve çok bulutlu. Biliyorsunuz geçen günlerde 20 dereceyi buldu, 18 derece oldu. Çok da yüksekti ve hava sıcaklığı bildiğiniz Mart-Nisan havasındaydı. Şimdi o zaman da akıllar hep böyle havaların bahar havasına geçtiği için de 11 derece şu an bir tık düşük geldi. Aslında o Ocak ayının normalinde bir hava derecesi. Ege bölgesinden de İzmir'e bakalım. 18 derece, parçalı ve az bulutlu. İzmir'de de şu an için beklenilen bir yağmur ve kar olayı yok. Ama sabah saatlerinde bu bölgede de sis ve pusun olacağı bekleniyor. Ama tabii ki de uyarı verilecek bir seviyede değil. Ama yüksek kesimlerde yaşıyorsak eğer o bölgede dikkatli olmakta fayda var. Hemen Akdeniz bölgesine bakalım. Antalya 20 derece. Burada da şu an için bir yağmur ve kar olayı yok. Zaten Antalya 2-3 haftadır yoğun bir yağmurun etkisi altındaydı. Birkaç gündür de Antalya biraz daha sakin bir hava durumu söz konusu. İç Anadolu bölgesinde de Ankara ve Konya'ya bakalım. Ankara 13 derece, Konya 12 derece. Bu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu. Şu an için bu bölgelerde bir kar ve yağmur olayı da beklenmiyor diyebiliriz. Batı Karadeniz'den Düzce'ye bakalım. 10 derece bugün. Parçalı ve çok bulutlu. Düzce'de de şu an için bir kar ve yağmur olayı beklenenler arasında değil. Hemen bakalım Orta ve Doğu Karadeniz'e. Bu bölgede de Trabzon 11 derece, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu bölgede de şu an için kar ve yağmur olayı söz konusu olmayan bölgelerden bir tanesi. Doğu Anadolu'da da Erzurum 2 derece, parçalı bulutlu. Erzurum soğuk olsa da şu an için o soğuğun verdiği karı da yaşayamıyoruz. Çünkü merkezi yerlerde bir kar yağışı gerçekleşmedi. Tabii ki de yüksek kesimlerde kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesinden de Şanlıurfa'ya bakalım. 15 derece, az bulutlu. Bu bölgede de şu an için bir kar ve yağmur olayı yok. Ama tabii ki umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda beklenilen kar olaylarını da bir an önce yaşayalım. Biz de size buradan Türkiye'nin dört bir yanından kar haberlerini aktaralım istiyoruz. Şimdi hemen bir İstanbul trafiğine bakalım. Hava durumunu noktalayalım burada. İstanbul trafiğinde durum ne? Şimdi haritamız gelecek ekranlara bakalım. İstanbul trafiğinde durum nasıl? Hemen bakıyorum. %49 olmuş. Biliyorsunuz 7 bültenini %31 ile açtık. Sonrasında ise %42 olmuştu. Hemen yarım saatte %49 olmuş şu an için. Yine aslında aynı güzergahlar çok yoğun. Yani çok da farklı yerlerde yok. Yine hep köprü girişleri, ana arterler, tem otoyolu. Bu bölgelerde yoğun bir trafik var. Malum aslında haftanın ikinci günü ama biliyorsunuz cuma günü okullar tatil oldu. Ben trafiğin biraz daha azalacağı yönündeydi hissiyatım ama aslında aksine yine trafik aynı kaldığı yerden devam ediyor. Demek ki okula giden öğrencilerimiz de servis araçları değilmiş asıl mesele. Şu an hemen bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine Şile Otobanı'ndan da başlayan yoğun bir trafik var. Şu an geldi zaten ekranlarınıza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. İki tarafta akıcı bir trafik söz konusu diyebiliriz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprü üstünde yoğun bir trafik var. Ama sonrasında ise trafiğin olmadığını da
aktaralım. Köprüyü geçtikten sonra bir trafik söz konusu değil ama onun öncesinde Kavacık bağlantı yolları ve Şile Otobanı'ndan da başlayan yoğun bir trafiğin olduğunu da söylemek mümkün. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakıyorum. Bu bölgede de yine Çamlıca'dan başlayan, Altunzade'den de devam eden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik söz konusu ama Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir trafik şu an için gözlenmiyor. Hemen tekrar bir haritama bakmak istiyorum. Aynı şekilde ama aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü üstünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir yoğunluk var ama sonrasında ise yol açık diyebiliriz. Şimdi E5 Cennet'ten bir görüntü geliyor. Hemen bakalım. Cennet Mahallesi yanlış bilmiyorsam burası. Şu an akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Yan yollarda da aslında trafik var. Ama metrobüs güzergahında görüyorsunuz açık ve şu an orada da metrobüs yavaş yavaş ilerliyor. Trafik çok yoğun, malum saat 8 oldu. İşe giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yola çıktılar. O öğrencilerimiz bugün artık okula gitmiyor. 2 hafta tatil ama yine de yoğun bir trafiğin olduğunu da görmek mümkün. Yine ilerleyen dakikalarda İstanbul trafiğinin son durumunu aktarıyor olacağız. Şimdi kısa bir ara verelim bunlara. Bakalım haberlerimizde neler var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 3 saat süren kritik toplantının gündeminde ekonomi vardı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, kamu borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Seçim için en uygun tarihinde 14 Mayıs olacağını söyledi. Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Öğrenim kredisi borçlarına taksit imkanı sağlanacağını duyurdu. Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere ise müjdeli haberi verdi. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısındaydı. Seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu söyledi. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. Erdoğan, İsveç'te ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma provokasyonuna da değindi. İsveç'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire, onları koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da orada, bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi gerektiğini hatırlattı. Destek beklemeyin dedi. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden
NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç'e NATO tepkisi geldi. Terör örgütü yandaşlarının eylemi ve Kur'an-ı Kerim yırtılmasını hatırlatan Akar, bu şekilde giderse bizim tavrımız belli dedi. İşte Akar'ın o sözleri. Biz İsveç'in veyahut da Finlandiya'nın düşmanı değiliz. Bunlar NATO'ya girmesine karşı değiliz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar. Fakat bizim terörle mücadelemiz konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Her türlü alçaklığı, her türlü rezilliği, her türlü iğrenç girişimi Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını göremezlikten gelmek, bunlara sessiz kalmak, bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde arkadaşlar bizim tutumumuz, tavrımız çok açık ve net belli. Biz bir an önce İsveç'in ve Finlandiya devletin gücünü, kuvvetini göstermek suretiyle taahhütlerini yerine getirmeleri ve oradaki bunun dışında kalan gösteridir, şudur, budur vesaire ne varsa o iğrenç ve alçak girişimleri de bir şekilde sonlandırmalarını bekliyoruz. Baykar'ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirildiğini, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ikinci uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar o görüntüleri ufku açık olsun diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. 2023 insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma sistem tanımlama uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'dan tarihi başarı. Kızıl Elma ikinci testini de başarıyla tamamladı. Uçuş testine ilişkin görüntülerse izleyenlerin nefesini kesti. Bayraktar Kızıl Elma'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ikinci uçuşunu yaptı. Kızıl Elma sistem tanımlama testi başarıyla tamamlandı. O anların görüntüsünü ise Selçuk Bayraktar ufku açık olsun diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul ve Ankara'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ve Ocak aylarında da yağış miktarı azaldı. Türkiye'nin en büyük iki kentinde baraj doluluk oranı alarm veriyor. Yağışlar azaldı, barajlar alarm veriyor. İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranları korkutuyor. Ocak ayının sonuna gelindi ancak yurdun birçok bölgesinde ne yağmur ne kar düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %30'a geriledi. Rakam son 10 yılın en düşük seviyesi. Geçen yıl Ocak ayında bu oran %55'ti. Uzmanlar su tasarrufu için çağrıda bulunmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kentin su ihtiyacını uzun vadede karşılayacak olan Melen projesine dikkat çekti. 2026 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı'nın bu tarihten önce açılması talep edildi. Dileğimiz, isteğimiz İstanbul'un belli dönemlerde yaşamış olduğu kuraklıklarda en büyük teminat olacak bu barajın bir an önce bitirilmesi ve hizmete girmesi. Ankara'daki barajlarda da tehlike çanları çalıyor. Barajlardaki doluluk oranı %17. Bu yıl neredeyse hiç yağış almayan başkent, geçtiğimiz yıl Ocak, Şubat ve Mart'ta hakim olan bol yağışın mirasını yiyor. Geçen yıl zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Ankara bu yıl kurak günler yaşıyor. Ocak 2022'de beyaza bürünen kent şimdi ise günlük güneşlik. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Bir yıl arayla çekilen görüntüler kış mevsimindeki değişikliği gözler önüne seriyor. Ankara'da önlemler artırılıyor. Asgari su tasarrufu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Uşak'ta bir çanta içinde bebek cesedi bulunmuştu. Olayı araştıran polis anne babaya ulaştı. İkisi de tutuklandı. Sorgularında bebeği neden tarlaya attıklarını bakın nasıl anlattılar. Müzik
Tarlada çanta içerisinde bebek cesedi bulunmuştu. Gayrimeşru ilişki yaşayan anne baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak'ta kısa süre önce bir tarlanın kenarında çanta içerisinde bebek cesedi bulunmuştu. Soruşturma çerçevesinde bölgedeki güvenlik kameraları izlendi. Uşak ve çevre illerde doğum yapanlar araştırıldı. 4 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen doğumun ardından bir bebeğin nüfusa kaydedilmediği bilgisine ulaşıldı. Polis operasyon başlattı. Anne ve baba kısa sürede yakalanarak Uşak'ta gözaltına alındı. Sosyal medyadan tanışan anne babanın bir yıldır görüştüğü ortaya çıktı. Bebeğe bakamayacakları için 5 Ocak günü çantaya koyup tarlaya bıraktıkları belirlendi. Anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelinle damadın yakınları birbirine girdi. İstanbul'da omuz atma tartışmasıyla başlayan kavga düğün salonundan mahalleye taştı. Ortalıksa adeta savaş alanına döndü. Gelinle damadın yakınları birbirine girdi. Düğün salonundan caddeye taşan kavga uzun süre devam etti. İstanbul Esenyurt'taki düğünde arbede yaşandı. Omuz atma tartışmasından kavga çıktı. Gelin ve damadın yakınlarının öfkesini yatıştırmak mümkün olmadı. Düğün salonunda başlayan kavga caddeye taştı. Gelini ve damadı unuttular. Ortalığı savaş alanına çevirdiler. Kadınla erkekle en az 150-200 kişi tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İki tarafı da durdurmak mümkün olmadı. Cadde üzerinde, sokak aralarında nerede karşılaştılarsa birbirine girdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırabildi. Vallahi çeşmeye zaman olduğu gibi. Bacu, bana çeşmeye. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaralananlarsa hastanelere müracaat etti. Yaralı olduğu söyleniyor, ambulans da olay yerinde. Hindistan'daki vinç kazası, Amerika'daki silahlı saldırı, Pakistan'daki de karanlık günler derken şimdi kısa bir dünya turuna çıkalım. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki şenlikler sırasında yapılan şov felakete dönüştü. Üzerinde akrobatların bulunduğu vinç devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çin Yeni Yılı kutlamalarında yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Polis saldırganı öle ele geçirdi. Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı binadan çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi. Bina enkazındaki çalışmalar sürüyor. Pakistan Ulusal Elektrik Şebekesi'nde yaşanan sorunun ardından ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı. Pakistan Başbakanı yılbaşında ülkede elektrik tüketiminin %30 azaltılması talimatını vermişti. Restoranların saat 22'de, marketlerin ise 20.30'da kapanması kararlaştırılmıştı. Dünyanın en büyük labirenti Polonya'da. Zakopane kentinde ziyarete açılan kar labirenti 3000 metrekare. Dev labirent ziyaretçi akınına uğruyor. Saddam'ın yatağı artık bilime hizmet edecek. Saddam Hüseyin'in isteğiyle Danimarka'da özel olarak tasarlanan yat, Basra'da Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi'ne tahsis edildi. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun.
Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin manşetinde neler var? Şimdi aslında biz de haber arasında onu konuşuyorduk. Estetik yaşı 15'e düştü. Hemen onu söylemek istiyorum. Hemen bakalım detaylarını aktarayım. Gençler ve ergenler arasında estetik çılgınlığı yaşanıyor. Uzmanlar estetik talebinin 14-15 yaşa indi. Erken yaşta estetik gençlere fiziksel ve ruhsal zarar verebilir diyor. Sebebi ise de sosyal medyada beğeni endişesi. Biliyorsunuz aslında estetik tabii ki de bazen minimal şekilde ihtiyaç halinde oluyor ama bazen de gerçekten alışkanlık ve sonrasında da bence psikolojik bir rahatsızlığa yol açıyor. Sosyal medyada beğeni endişesi de şu yüzden biliyorsunuz filtreler var. Hepimiz de kullanıyoruz bunu. O filtrelerle o kadar farklı bir yüze sahip oluyorsunuz ki sonrasında bunu istiyorsunuz. Birkaç tane estetik doktoru arkadaşım var. Onlarla konuştuğumdaysa gelen hastaların o filtreli hale dönüşmek istediklerini söylüyorlar. Bu da zaten mümkün değil. Çünkü yine de altyapı ona sahip olmadığı için yine o filtrenin verdiği özelliklere de sahip olmak çok da mümkün değil. Bu da işte tamamen sosyal medyadaki o beğeni ve işte kimsenin beni beğenmeme çabası. Hatta birkaç erkek arkadaşımın başına gelen olaylardan bir tanesi de tabii sosyal medyada şimdi daha böyle güzel bakımlı kadınlar, daha filtreli fotoğraflar paylaşıyoruz hepimiz. Arkadaşlarım da oradan sosyal medyadan tanıştığı bir kızla buluştuğunda kızın oradaki fotoğraflara hiç benzemediğini ve hiç alakasının olmadığını söyledi ve bu da o zaman işte tamamen sosyal medyada beğenilip aslında gerçekten aynı kişi olmadığının göstergesi. Bu da bence hem kız açısından hem de erkek açısından büyük bir psikolojik rahatsızlık. Çünkü karşı taraf da seni o şekilde beğenmiyor. O zaman da filtreyi bu kadar fazla yapmak yerine biraz daha minimal dokunuşlar tabii ki de daha güzel olacaktır. Biz biraz da bence bunu bırakmalıyız diye düşünüyorum. Estetik yaşı da 15'e düştü. Bu da aslında korkunç bir yaş. Tabii ki de minimal dokunuşlar olabilir. İhtiyaç halinde sağlık açısından da gerekli bazen. Ama yaşı da çok da dikkate almak lazım. Hemen devam edelim. Wi-Fi şifresini paylaşan suç ortağıdır diye bir başlık var. Hemen onun detaylarını aktarmak istiyorum. Yargıtay sosyal medyadan hakaret eden kişiyle birlikte ona Wi-Fi şifresini vereni de suçlu buldu. Biliyorsunuz aslında Wi-Fi şifresini de aynı IP adresinden çıktığı için kişinin işlediği suç aslında benim Wi-Fi şifremin internetimden işlenmiş oluyor. Bu da aslında Yargıtay tarafından da bence doğru bir karar. Paylaşılmaması lazım ama yine de eve gelen misafire biz sizinle Wi-Fi şifremizi paylaşamıyoruz da diyemiyorsunuz. Onu da aslında başka şekilde çözmek lazım. Devletten her aileye avukat olarak bir başlık daha atılmış. Hemen onu da detaylarını aktaralım. Aile avukatlığı sistemi şöyle işleyecek. Devlet aile hekimliğindeki gibi merkezi sistem kuracak. Herkese bir avukat tahsis edecek. Vatandaş hukuki konularda anında avukatına ulaşılabilecek. Aslında çok mantıklı çünkü biliyorsunuz kim doğru bilgiyi verecek. Kiminle biliyorsun avukatlık maliyetleri de özel sektörde çok yüksek oldu. Şimdi devletten eğer böyle bir avukat talebi gelirse de bence daha makul fiyatlarda ve daha da güzel bilgi alabileceğimiz bir kuruluş olacaktır diyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz burada olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Saatlerimiz 8.30 oldu. Biz 1.5 saati geride bıraktık. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın diyelim. Şimdi hemen Türkiye genelinde bir hava durumuna bakalım. Sonrasında ise İstanbul trafiğine bakacağız. Bakalım nasıl bir değişiklik var, ilerleme gerileme trafikte var mı? Şimdi hemen haritamız gelecek ekranlara bakıyoruz. Şimdi hemen aktarayım. Gördüğünüz gibi haritada aslında yoğun bir yağmur ve kar olayı şu an için söz konusu değil. Tabii meteorolojiden gelen uyarılardan bir tanesi de yani bilgilendirme diyeyim, uyarı da demeyeyim. İlerleyen günlerde yağmur yağışının olacağı ve yerinde yavaş yavaş kara bırakacağı yönündeydi. Tabii ki de bunu çarşambadan sonra yani yarından sonra görüyor olacağız. İstanbul'da birkaç gündür en soğuk günlerden bir tanesi diyebilirim. Normalde İstanbul güneşli ve 18-20 derece arasındaydı. Bugünse İstanbul 11 derece. Yavaş yavaş artık galiba soğuklar da başladığına göre kış da gelecek diyebiliriz. Ocağı neredeyse bitiriyoruz ama hala yoğun bir kar ve yağmur olayından
bahsedemiyoruz. Şimdi hemen ben bazı illerde de hava durumundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'u söyledik ama tekrarlayayım. 11 derece parçalı ve çok bulutlu. Şu an için İstanbul'da bir yağmur ve kar olayı yok. Ama yer yer sis beklentisi var. Ama bu sis de tehlike arz edecek durumda değil. Ama tabii ki de şöyle de bir şey yapabiliriz. Yüksek kesimlerde yaşıyorsak lütfen dikkatli olalım yine de diyelim. Çünkü güneş de bugün çok da yüzünü gösterecek gibi durmuyor. Hava biraz kasvetli. Ege bölgesine bakalım. İzmir 18 derece parçalı bulutlu. İzmir'de hava gayet güzel gözüküyor. İzmir'de de şu an gece saatlerinden itibaren de sabaha karşı bir sis beklentisi vardı. Yine de buradan vatandaşlarımıza söyleyelim. İzmir şu an için 18 derece parçalı ve çok bulutlu. Güneşli güzel bir gün İzmirli vatandaşlarımız bekliyor diyebiliriz. Akdeniz'den Antalya 20 derece az bulutlu. Yani bu da demektir ki bugün Antalya güneşli geçecek. Bu da aslında güzel bir şey çünkü Antalya birkaç gündür değil birkaç haftadır yoğun bir yağmurun etkisi altındaydı. Yavaş yavaş orada güneş yüzünü göstermeye başladı ama tabii ki de bizim istediğimiz artık Ocak ayında her bölgeden kar haberlerini paylaşalım. Güneşi zaten size birkaç ay sonra bahar geldiğinde aktarıyor olacağız. Şimdi İç Anadolu bölgesine bakalım. Ankara 13 derece parçalı ve az bulutlu. Konya 12 derece parçalı ve az bulutlu. Bu bölgelerde de şu an için bir kar ve yağmur olayı söz konusu değil. Geçen sene bu bölgelerde yoğun bir kar yağışı söz konusuydu. Şu an içinse buradan kar ve yağmur yağışını aktaramıyoruz ama ben ilerleyen günlerde kar yağışının dolu dolu olacağını ve size de buradan Türkiye'nin dört bir yanından da kar haberlerini aktarıyor olacağımızı ümit ediyorum ve ben öyle de kabul ediyorum bu olayı çünkü beklentiler bu yönde. Yani Şubat ayının daha karlı ve gerçekten kış mevsiminin verdiği mevsim normallerini yaşayacağımız yönünde. Ama umuyoruz ki tabii ki de hemen o açığı kapatırız. Çünkü kar ve yağmur olayları gerçekleşmeyince acaba yazın kuraklık çekecek miyiz? Bu sorular da kafamızda dönüp duruyor. Bir an önce bunlardan kurtulmak için kar yağışını ve yağmur yağışını bekliyoruz diyebiliriz. Batı Karadeniz'e bakalım. Düzce 10 derece parçalı ve az bulutlu. Şu an için Düzce'de de biliyorsunuz geçen sene bu mevsimlerde neredeyse yüksek kesimlerde köy yerlerinde 1-1,5 metreyi aşan karlar söz konusuydu. Şu an için o bölgelerde bile karı geçtim yağmur bile yağmıyor. Bunu da söyleyelim. Orta ve Doğu Karadeniz'den de Trabzon'a bakalım. 11 derece parçalı yer yerde bulutlu. Trabzon'da da hava şu an için güzel. Tabii ki de istediğimiz artık kar yağışının burada da başlamış olması ama şu an için bu haberi de buradan veremiyoruz. Doğu Anadolu Erzurum 2 derece. Çok soğuk gece -9 derece ama soğuk olsa da bir kar ve yağmur olayı şu an için Erzurum'un merkezi yerlerinde gerçekleşmiyor. Tabii ki de yüksek yerlerinde kar yağışı başladı ama biz artık merkezi yerlerde de camımızdan bakarken de kar yağışını görmek istiyoruz. Diyelim Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Şanlıurfa'ya bakalım 15 derece az bulutlu. Bu bölgede de şu an için bir kar ve yağmur olayı söz konusu değil. Şu an Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışı yok. Tabii ki de yüksek kesimlerde kar yağışını ve yağmur yağışını olduğunu söyleyebiliriz ama yine bakıyorum haritama. Genel anlamda şu an haritada iç açıcı bir hava var diyebiliriz ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda kar yağışı da gerçekleşecek. Şimdi hemen bir İstanbul trafiğine bakalım. Hava durumunu burada noktalayalım. Yine aktarıyor olacağız hava durumunu sizlere. Hemen haritamız gelecek. Şimdi ekranlara bakalım İstanbul trafiğinde durum nasıl? Verecek şimdi yönetmenimiz ekranlara. %51 olmuş. Trafik aslında çok yoğun. Yani benim yine aktarıyorum ama beklentim cuma günü okullar tatil olunca İstanbul trafiğinin de azalmasıydı. Çünkü okullar tatil olunca servisler biraz daha çekilecekti. Ama aksine şu an hala trafik aynı hızıyla devam ediyor. Demek ki servisler ve öğrenciler problem değilmiş trafikte. Onu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi hemen yine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'tan bağlantı yollarında dahil oldu. Şile otobanının da geldi. Yoğun bir trafik var. Şu an görüntü ekranlarınıza geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki tarafta da akıcı yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş biraz daha yoğun. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi akıcı bir trafik söz konusu diyebiliriz. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. Orada da yine Çamlıca'dan başlayan, Altunzade'den devam eden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik var. Ama köprüyü geçtikten sonra trafik söz konusu değil. Şimdi görüntümüz geldi ekranlarınıza. Çamlıca'dan görüntü geldi. Arabalar neredeyse kontak kapatmış diyebiliriz. Çünkü
ilerlemiyor. Yoğun da bir trafik var. Ama diğer güzergahtaysa vızır vızır arabalar ilerliyor. Ama her zamanki gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik söz konusu. Malum saatler 8.30 oldu. İşe giden vatandaşlarımız artık yollarda. Bu da demektir ki trafikte yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Ama biz 7'den beri aktarıyoruz. %31'di şu an için. %51, neredeyse %20'lik bir artış var trafik yoğunluğuna. Tabii ki ilerleyen saatlerde biraz daha azalacaktır. Yine aktarıyor olacağız. Bakalım 9'da nasıl olacak İstanbul trafiği, ama şu an için İstanbul trafiği bu durumda. Yine son kez bir bakmak istiyorum haritaya. Avrasya Tüneli'nin girişinde de yoğun bir trafik var. Bunun sebebi de söylemiştim, oradaki bağlantı yollarında çalışma olduğu için tek şerite düşüyor. O yüzden de Avrasya Tüneli'nin girişinde de yoğun bir trafik söz konusu oluyor. Yine ilerleyen dakikalarda İstanbul trafiğine bakıyor olacağız. Bakalım trafikte bir gerileme var mı? Şimdi haberlerimize bakalım. Haberlerimizde neler var? Seçim tarihi duyuruldu. Aktarmıştık. Gözler şimdi 30 Ocak'ta hükümet programını kamuoyuyla paylaşacak olan Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor. Önce Mansur Yavaş, sonra Gültekin Uysal dikkat çeken açıklamalar yaptı. Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan her fırsatta neden ön plana çıkardığını açıkladı. Şeffaf ihale uygulaması sonucunda emsallerin üçte biri fiyatına 229 milyon 453 bin lira sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Önce Mansur Yavaş konuştu. Sonra Gültekin Uysal. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum dedi. CHP liderine adaylık desteği peş peşe geldi. Altılı Masa'nın adayı kim olacak tartışması sürerken adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek geldi. Yavaş, Batıkent rekreasyon alanı ile 10 parkın açılış ve temel atma töreninde konuştu. O törende Kılıçdaroğlu da vardı. Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na temennimiz açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz diye seslendi. O ifadeler uzun süre ayakta alkışlandı. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii doğal ne olabilir ki? Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmelettin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin diyerek CHP liderinin adaylığına yeşil ışık yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli yaklaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı neden bu kadar öne çıkardığına ilişkin soruya yanıt verdi. Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum dedi. Saraçhane'de bütünleşme sağlayamadıklarını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu diye konuştu. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Öte yandan Altılı Masa'nın 11. toplantısı 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. O kritik toplantıdan 4 gün sonra ise hükümet programı açıklanacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa toplantısı öncesi yaptığı liderler turu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la son buldu. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası liderler açıklama yapmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisine sosyal medya mesajıyla ulaşan bir sanayiciyi ziyaret etti. Dünya çapında bir cihaz geliştirdiğini belirten sanayiciden de bilgi aldı. Bakan Varank'ı şirketine davet etti. Ürettiği hidrostatik basınç transmitter hakkında bilgi verdi, hedeflerini anlattı. Ürünlerimiz su seviyesi ölçüm cihazları, yer altındaki suyun seviyesini ölçen basınç hidrostatik basınç transmitteri. 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ocak 2028 tarihine kadar bu şirket
milyar dolarlık bir şirket değerlemesi noktasına geliyor. Muhammed Gökgöl üretimini yaptığı hidrostatik basınç transmitteri tanıtmak istedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sosyal medyadan ulaştı. Bakan Varank da İMES-OSB'de faaliyet yürüten şirketi ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Yani sosyal medyadan beni davet eden bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Tanımadan geldim ama burada öğreniyorum ki şimdiye kadar 7 tane TEDEP projesi bitirmişler. 3 tanesi devam ediyor. Gökgöl üretimini yaptığı cihazın özelliklerini anlattı. Cihaz kuyunun içerisine daldırıldığında yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Kuyunun seviyesini ve suyun kalitesini ölçüyor. Dünyada bunu üreten bu sertifikayla 10 tane yoktur Sayın Bakanım. Gökgöl 5 yıl içinde bu pazarda yer alacaklarının sözünü verdi. Yaklaşık bizim enstrümantasyon pazarı Sayın Bakanım 30 milyar doların üzerindedir. Çok büyük bir pazar. Çok büyük bir pazar. Sen de iyi bir oyuncu olmak için çalışıyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin bazı adımlar atacak. O saldırının yurt dışı temsilcileri yoluyla uluslararası mahkemelere taşınması sağlanacak. İsveç'te Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan düşmanlığı buradan bir kez daha lanetlemek istiyorum. İsveç'teki alçak saldırının yankıları sürüyor. Diyanet uluslararası adım atmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konunun yargıya intikal edeceğini belirtti. Başkanlığımızın 120 ülkedeki ateşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak dedi. Bazı makamlara da mektuplar yazacaklarını söyledi. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz şeklinde konuştu. İnsana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının aynı şekilde tepki göstermesi bir insanlık vazifesidir. Öte yandan o provokasyonun mimarı Rasmus Paludan'dan skandal bir açıklama geldi. Pişman olmadığını ancak çok sayıda tehdit mesajı aldığı için korktuğunu söyledi. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum diye konuştu. Son günlerde İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi sorusu gündemde biliyorsunuz. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı maliye tartışmalarına dikkat çekerek zam taleplerinin Şubat ayında görüşebileceğini söylemişti. Ama Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise yeni bir fiyat artışının gündemde olmadığını açıkladı. Ocak ve Şubat ayında ekmek fiyatı gündemimizde olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. İstanbul'da Şubat ayında ekmeğe zam geleceği iddia edilmişti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı herhangi bir fiyat artışının gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı Kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul ilinde de Ocak ayından itibaren kilogramı 25 liraya geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. İstanbul'da 200 gram ekmek 5 liradan satılıyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin fırıncıların maliyetlerini karşılamadığını söylemiş, Şubat ayında fiyat konusunu görüşeceklerini söylemişti. Federasyon Başkanı Balcı o açıklamalara açıklık getirdi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanımızın yapmış olduğu açıklama Şubat ayında görüşülecek açıklaması yanlış anlaşılmış olabilir. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme de söz konusu değildir. Dünyada bulunan mermer rezervinin %40'ına sahip olan Türkiye'de sektörel birçok çalışma yapılıyor. Çalışmalar Türkiye'nin mermer üretimini ciddi şekilde artıracak. Sektörün geleceği oldukça parlak gözüküyor. Haberin detayları. Dünya mermer rezervinin %40'ına sahip olan Türkiye'de sektörel birçok yeni çalışma yapılıyor. Yapılan yeniliklerle mermer sektörü gelişiyor.
Türkiye genelinde mermercilik dünya rezervinin %40'ına sahip olan ülkemizin mermer sektöründe iyi bir ivme kaydettiğini ve gittiğini, teknolojik olarak fabrikaların geliştiğini, ocakların geliştiğini, ihracatımız daha çok artıyor. Mermer sektörü yıllık yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıyor. Üreticiler ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Konya'da dünyada ilk olarak mermerde sıfır atık projesi planlanıyor. Projeyle fabrikalardan çıkacak her atık değerlendirilecek. Çıkan tüm ürünlerin, yan ürünlerin, atık ürünlerin hepsinin değerlendirildiği ve madenin ve mermerin çevreyi, doğayı kirlettiği algısını temizlemek ve her ürünün değerlendirildiği bir sıfır atık projesi üzerinde çok kıymetli çalışmaları var. Plan aşamasında bulunan projeyle mermer sektörünün büyümesi hedefleniyor. Muş'ta freni boşa alan tır korku dolu anlar yaşattı. Meyve tezgahında önünü aldı, 5 araca çarptı, yine durmadı. Taksi durağına da girdi. Muş'ta freni boşalan tır ortalığı birbirine kattı. Önüne aldığı meyve tezgahıyla araçlara çarptı. Taksi durağına girerek durabildi. Arkadaşımla oturuyorduk içeride. Yukarıdan bir gürültü ses geldi. O sırada dışarı kaçtık. Ne oluyor diye. Dışarı çıkmamızdan bunun buraya girmesi bir oldu. Fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen tır freni boşalınca hareketlendi. O sırada bir kişi cadde boyunca ilerleyen tırın peşinden koştu. Tıra binmeye çalıştı. Tır caddedeki meyve tezgahına ve 5 araca çarptı. Taksi durağı da bu talihsiz olaydan nasibini aldı. Kaza anı kameralara böyle yansıdı. Durakta ve araçlarda hasar oluştu. Caddede meyve satan Şirin Sayılgan ve duraktaki 2 kişi son anda kurtuldu. Olay nasıl oldu? Ben tezgahı düzelken baktım. Arkama da ses geldi. Bu pikap var ya, bu pikap. Pikabı vurduyken ben gördüm. Gördüm, kaçtım, zorla götürdüm. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir eğlence mekanında eski çalışanı tarafından önce sözlü, sonra da fiziki saldırıya uğradı. Korumalar araya girdi. Yaşanan arbedenin ardındansa şahıs gözaltına alındı. Eski çalışanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın elini sıktı. Sonrasında kendisine doğru çekerek saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ailesi ve misafirleriyle bir eğlence mekanındaydı. Eski belediye çalışanıyla karşılaştı. Başkanın elini sıkan kişi fiziki saldırıya kalkıştı. Araya korumaları ve diğer müşteriler girdi. Korumalarla şahıs arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şahıs başkan Aras'ın yanından uzaklaştırıldı. Başkan Aras şahsın Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle görevine son verildiğini belirtti. Olay sırasında hem kendisine hem de misafirlerine sözlü ve fiziki tacize kalkıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Emniyete götürülen saldırgan sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Milliyet gazetesi manşetinde nelere yer vermiş? Hemen bakıyoruz. Yapay zeka ruh çağırıyor. Yapay zeka ile sözde ruh çağırma seansları düzenlenmesi yeni eğlence trendi oldu. Bir seansta Diana, Stalin Hintlerden mesaj verirken uzmanlar tepki gösterdi. Bakalım yapay zeka ruh çağırıyor olarak başlığında bakalım neler gösterecek. Tabii ilerleyen zamanlarda yapay zekalar ve diğer konuları çok da fazla görüyor olacağız. Hemen başka haberler aktarmaya devam edelim. Kentsel dönüşüme faiz desteği artacak.
Kentsel dönüşümün çalışmalarıyla riskli olarak belirlenen 6,5 milyon konutun her yıl 1 milyonunun dönüşümü hedefleniyor. Bu kapsamda vatandaşa kendi evini ve iş yerini dönüştürme ve güçlendirme çalışmaları için sağlanan kredi desteğinde devletin faiz katkısının artırılması, oranın %1'in altına çekilmesi planlanıyor olarak da başlık atılmış. 12 yıl sonra üstten çıktılar. Sağ alt köşede bir haber var. Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde güvenlik gerekçesiyle kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi. Karar İncirlik Mahallesi esnafını sevindirirken kapatılan birçok iş yeri yeniden açılmaya başladı olarak başlık atılmış. Milliyet Gazetesi'ni burada bırakalım hemen. Posta Gazetesi'yle devam edelim. Bakalım Posta Gazetesi'nde nelere yer vermişler. Hemen bakalım buradan size ne aktaralım, hemen söyleyelim. Şöyle şuradan bir kendimden korktum olarak Müjde Uzman'ın bir haberi var, onu aktaralım. Müjde Uzman geçen hafta vizyona giren Kutsal Damacana 4 filminde medyumu canlandırdı. Şeytan çıkarma seanslarında şeytan içine girip zombiye dönüştüğü 3 dakikalık sahne için 5 saat makyaj yapıldığını söyledi. Çıkan sonucu görünce ben bile kendimden korktum, en fazla eğlendiğim sahne oldu dedi. Gerçekten görüntü ekranlarında zaten korkunç bir görüntü olmuş. Bu aralar çok açım. Cemre Baysel önceki gün Etiler'de bir kuaför açılışındaydı. Yakında yeni bir diziye başlayacağını söyleyen oyuncu formda görünüyordu. Baysel düzenli spor yapıyorum, özel hoca eşliğinde çalışıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ama yemek yemeyi çok seviyorum. Bu aralar çok zorlanıyorum, çok açım. Yemek yiyorum, açlık çekiyorum olarak açıklamış. Hemen devam edelim. Pes dedirten unutkanlık olarak başlık atılmış. Altta detaylarını aktaralım. Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular. Haberin detaylarını da aktaralım. Yalova'da 1,5 yıl antibiyotik içmesine rağmen iyileşmeyen Cihangir Tosun bademcik iltihabı teşhisi konuldu. Özel bir hastanede bademcikleriyle geniz etinin alınması, kulaklarına tüp takılması planlandı. 5 saatlik operasyon geçiren Cihangir 10 gün sonra tekrar ateşlendi. Babası Neyfel Tosun çocuğu doktora yeniden gösterdiğini, hayatın şokunu yaşadı. Yeniden yapmayı öğrendi. Doktor aileye bir yanlış yapmışız, bademciği almayı unutmuşuz dedi. Hatasını telafi etmek için yeni bir ameliyat önerdi. Aile Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılığı şikayette bulundu. Doktor ise ameliyat sırasında bademciklerin iltihaplı olduğunu görünce almaktan vazgeçtim diyerek bu kez de iddiaları kabul etmedi. Aslında çok da korkunç bir olay diyebiliriz bunun için yani. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Biz buradayız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi bir bağlantımız var aslında. Çok da gündemde olan bir konu. Benim de aslında merak ettiğim sorular var. Kızartma mı yapsak daha doğru, yiyecekleri haşlama mı yapsak bizim için daha faydalı? Bugün bunları konuşacağız. Şimdi konuğumuz var. Astroenteroloji bölümünden Profesör Doktor Vedat Göral canlı yayın konuğumuz. Vedat Bey günaydın. Günaydın efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sordum onu. Sağ olun, teşekkürler. Biz de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi aslında benim de çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Yiyecekleri kızartma yaparsak mı daha iyi, haşlama yaparsak mı? Önce bunun sorularını alayım, sonrasında devam edeceğim. Tabii, özellikle iyi yayınlar diliyorum. Çok tabii teşekkür ki ederim. Haşlama. Çünkü kızartmada çok sakıncalı, sağlık için bir takım olumsuzluklar var. Haşlamada gıdadaki bütün vitaminler, proteinler sıvıya geçtiği için bir protein, elektrolit ve vitamin kaybı da olmuyor. Haşlamaya alışmamız lazım. Çünkü kızartılmış gıdalar teknolojide çok kullanılıyor. Günlük yaşantımızda da çok kullanılıyor ama hakikaten çok sakıncalı. Birazdan değineceğiz herhalde. Şimdi şöyle aslında çok doğru söylüyorsunuz. Haşlama daha sağlıklı ve daha güzeldir. Tabii buharla, suyla
birleşince daha güzel oluyor ama biz de kızartmaya alışkınız. Yani her sabah kahvaltıda patates kızartması yemezsek kahvaltıyı eksik hissediyoruz. Ya da işte diğer işte sosisli salamdır, işte tavuktur kızartmazsak kendimizi böyle doymamış hissediyoruz. Haşlamayı da sanki bir ana yemekmiş ya da akşamları yenecekmiş gibi hissediyoruz ve onu da çok fazla tüketmekte istemiyoruz. Şimdi bu yüzden de aslında kızartmadan nasıl vazgeçebiliriz? Yani bizi haşlama, evet sağlık açısından doğru haşlama daha mantıklı ama biz ne yaparsak haşlamayı daha fazla sevebiliriz? Ben şahsen kızartmayı hiç yemiyorum. Yani 20-30 yıldır patates kızartması hiç yemedim. Kızartılmış gıdalar son derece sakıncalı. Çok fazla yağ çektiği için, vücuda çok zararlı maddeleri verdiği için çok sakıncalı. Örneğin fırında patates 100 gram pişirdiğimizde yağ miktarı 0.13 gram iken kızarttığımızda 15 gram. Yani 150 kat fazla yağ vücuda sokuyoruz. Bir de patates zaten şeker ve bu yağlar da çok sakıncalı olduğu için vücudumuzda direkt karaciğer yağlanması, damar sertliği, kalp krizi, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, tansiyon ve kansere kadar giden maddeler yapıyor. Tabii bunlar bir gün iki gün meydana gelmez. Uzun süre kullanıldığında ve alışkanlık haline getirildiğinde gerçekten kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı kaçınılmazdır. Bunu hakikaten denenmiş, çalışılmış. Yani insanlarımızın kızartılmış ürünlerden, özellikle gençlerin, bazen dışarıda görüyoruz kızartılmış patates ve bira içiliyor. Belki o anda tadı güzel, ağza hoş geliyor ama kesinlikle sakıncalı. Bundan uzak durmak lazım. Demin de örnek verdim. Fırında patatesi kızartırsak 100 gramında 0.1 gram yağ varken kızartılmış yağda kızartmış fırında patateste ise 15 gram yağ var. Ve bu yağlar trans yağlar ve doymamış yağlar olduğu için direkt kalp damarlarını tıkıyor. Bir günde yapmaz, iki günde yapmaz ama yıllar içerisinde 5-10 sene veya 10-15 sene sonra kalp krizi, miyokard enfarktüsü, inme, felç kesinlikle ben salam, sosis yemiyorum ve patatesle kızartma yediğimi de hiç hatırlamıyorum. Sağlıklı beslememiz lazım. Tadı güzel olan her şey sağlıklı olmayabilir. Uzak doğuda da kaldım ben, Japonya'da da çok fazla patates kızartma tüketilmez. Pişmemiş veya az pişmiş, suda pişmiş gıda tüketiyorlar. Yarı çiğ olanlar. Bu şekilde dikkat etmemiz lazım. Şimdi şöyle, aslında bizim yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de eğer biz patates kızarttıysak bir yağda o yağı dökmüyoruz ve atmıyoruz. Onunla sonrasında tekrar bir kızartma doğru gerçekleştiriyoruz. Bazen doğru patatesin sonrasında eğer yağ çok kötü olmasa biber falan da kızartılıyor o yağda. Şimdi o yağda nasıl bir bize bir sakınca oluşuyor? Yani o yağın ham maddesi de değişmiş oluyor. Zaten kızartma yemememizi söylüyorsunuz. O tekrar yağları kullanmak peki ne kadar sakıncalı? Evet, dediğiniz çok doğru. Yağı bazen çalı görüyoruz değiştirmeden akşama kadar veya evet öğlen işte 5-6 saat aynı yağda ve gıdaların habire kızartılıyor. Bu çok sakıncalı çünkü yağın vasfı değişiyor. Yağın içerisinde akrilamit denilen bir kimyasal madde ortaya çıkıyor ve bu direkt kanserojen. Hatta pankreas kanseri bile yapabilmekte. Yani bu maddeler gerçekten ispatlanmış, gösterilmiş yağda kızartılmış gıdalarda kanserojen riski de artıyor. Dolayısıyla hani belki haftada bir, ayda bir veya bir hafta sonu bir branşta tüketebiliriz ama bunu her gün sürekli alışkanlık haline getirdiğimizde karaciğer yağlanmasından tutun da karaciğer sirozu, şeker hastalığı, tansiyon, kalp, miyokard enfarktüsü ve felç bile meydana gelebilir. Ama arada bir hani sırf tadını çıkarmak için özel günlerde belki olabilir ama sürekli her sabah, her gün yemek son derece sakıncalı. Bir de yağda kızarttıktan sonra pişmiş gıdaları bir kağıt havlu üzerinde bekletip yağını alıp ondan sonra tüketmemiz lazım. Genelde aynı yağda 3-5 saat içerisinde kızartılmış yağda gıdalar kızartılmakta ve servis yapılmakta. Bu da son derece sakıncalı. Şimdi aslında biz böyle kızartma derken peki en zararlı kızartma gıdası hangisi? Tavuk mu, balık mı, hangisi mesela daha zararlı olur? Yoksa patates de aynı şekilde onun kadar kızartıldığında bize bir zararı etkisi var mıdır? Bence en sakıncalısı patates kızartma. Tabii patates kızartmayı sevenler beni sevmeyecekler ama ben onların sağlığını düşünüyorum. Tabii kızartma olarak patates, biber, patlıcan, tavuk, balık tüketilebilir. Kızartmada önemli olan yağı da akıtmak. Yani tavada yapılan kızartmalar bence daha sakıncalı.
Çünkü o yağı emiyor. Ama emdikten sonra da kağıt havludan aktarım boşaltmak lazım yağını. Öyle servis yapmak lazım. Yine en zararsızı muhtemelen balık ve tavuk olabilir. Ama bunları da hani her gün yapmamak lazım. Arada bir belli günlerde daha ziyade çiğ veya sebze ağırlıklı beslememiz lazım. Yağı, şekeri, hamuru çıkartmamız lazım. Şeker de çok büyük bir risk faktörü insan sağlığı için. Türkiye, Avrupa'da diyabette şeker hastalığında birinci. Biz bu konuda birinci olmamalıydık, sonuncu olmalıydık belki. Çünkü çok fazla fast food, asitli içerikler tüketiyoruz. Evet. Çocuklarımıza ödül olsun diye özellikle karne zamanı fast food'lara götürülüyor. Halbuki sinemaya, tiyatroya veya bir bilgi yarışmasına götürebilir veya tiyatro izlenebilir. Yani çocukları ödüllerinde de yağlı, kızartmalı, fast foodlu, tatlı gıdalar yerine daha sosyal içerikli platformlara götürmek lazım. Yani şimdi aslında balık demişken de şöyle bir şey var, biliyorsunuz Karadeniz yöresinin en meşhur yiyeceklerinden bir tanesi de kızartmadır. İşte balık tavası, işte hamsi, bu da vazgeçilmez yiyeceklerden bir tanesi. Şimdi biz evet ne kadar zararlı olduğunu söylesek de biz Karadeniz yöresindeki insanları da bundan vazgeçiremeyiz. Peki bunun farklı bir yöntemi var mıdır? Yani biraz haşlasak sonra fırında mı kızartsak daha iyi olur? Ya da fırında kızarttığımızda yine aynı zararı bize gösterir mi? Örnek veriyorum, patatesi tavada değil de fırında harmanlayıp soslasak, kızartsak yine aynı kızartma etkisini mi yaratır? Yoksa sadece tek problem burada yağın mı sorun olması? Evet, aslında bence en güzeli buğulama. Tabii ben de hamsiyi çok severim. Karadeniz balıkları bizim baş tacımız. Hele hamsi, evet. Balıkların kralı, çok severim. Mutlaka tüketirim. Ama hani yağda çok fazla temas süresi olunca yağın vasfı değişmekte. Belki fırında olabilir veya haşlama olabilir veya biraz dediğiniz gibi haşlayıp sonra kızartabiliriz. Veya ızgarada olabilir. Izgarada balıklardaki yağ akacağı için hani daha az risk olabilir. Yani ben hamsi yemeyin demiyorum. Ben de yiyorum. Tavada muhteşem, güzel oluyor. Ama tabii tercihen buğulama olabilir. Veya kişide eğer kalp hastalığı varsa, kalp krizi geçirmişse, felç olayı varsa yağı da kısmak lazım. Kızartmış balık değil de buğulanmış balık, hamsi şeklinde tüketebilirler. Şimdi şöyle de bir durum var, biliyorsunuz. Ayçiçek yağı mı yoksa zeytinyağı mı? Hani biz hangisini kullanmalıyız peki? Şimdi zeytinyağın herkes daha doğal olduğunu soruyor. Şimdi yönetmenimiz de aynı şey sordu. Onun sorusu aslında. Zeytinyağı daha mı faydalıdır? Yani zeytinyağı mı kullanmalıyız yoksa bunu sadece bazı zamanlarda mı kullanmalıyız? Yoksa ayçiçeği yağını daha mı ağırlıklı kızartmalarda ya da işte yemeklerde kullanmalıyız? Aslında bu güzel bir soru ve soracağınızı da tahmin etmiştim. Ona göre hazırlanmıştım. Tabii çiğ sebzelerde, salatalarda tercihen zeytinyağı vazgeçilmezimiz. Müthiş bir Türkiye zeytinyağından zengin bir ülke. Ama kızartmalarda ayçiçek yağı veya mısır özü yağı tercih ediliyor. Çünkü zeytinyağında kızartmada vasıf değişiyor. Evet, tadı da kötü oluyor aslında. Zararlı maddeler daha çok ortaya çıkıyor. Ben normalde zeytinyağı tüketiyorum. Zeytinyağı çok çok severim. Çok faydalı vücut için. Ama kızartmada tercihen ayçiçek yağı veya mısır özü yağı öneriliyor. Doğrudur. Şimdi şöyle hemen devam edeceğiz. Bir Skype'da bir problem oldu. Gündemimiz de çok yoğun, biliyorsunuz aslında. Biz ne kadar şimdi zararlı diye konuşuyoruz ama evdeyken de patates kızartmasından ya da işte tavuk kızartmaktan vazgeçemiyoruz ama Vedat Bey'in de söylediği gibi kızartmalarda haşlama yapmak daha doğru. Ama ne kadar biz burada ne kadar doğru olduğunu da konuşsak da dışarıda bir hamburger yediğimizde de o yanındaki patatesin hepsini bitirene kadar tüketiyoruz. Gazlı içecekler diyor, koladan da vazgeçemiyoruz. Aslında biz ne kadar sağlıkta bize zarar verecek şeyler varsa onları devamlı kullanmayı da seviyoruz. Trans yağ olayını konuşuyorduk. Biliyorsunuz aslında zeytinyağı daha faydalı. Biliyorsunuz bir yerde gittiğimizde de muhakkak zeytinyağı soslayıp böyle yanında böyle ekmekler falan gelir. Neden? Çünkü zeytinyağı yemek öncesinde biraz atıştırmış oluruz. Ya da sabahları biraz daha zeytinyağı içilmesini ve yenmesini de söylüyor uzman doktorlar. Ayçiçek yağı da bu anlamda biraz da kızartmalarda kullanacağını söylüyorlardı. Şimdi Vedat Bey'le tekrar bağlanıyoruz. Vedat Bey. Dinliyorum, yayınınızı izliyorum. Hemen devam edelim. Siz orada lafınız yarım kalmıştı. Onu hemen ben tekrar sizin yerinize biraz bağlantıyı beklerken konuşmak istedim. Şimdi zeytinyağı bazı yerlerde kullanıyoruz. Ayçiçek yağını kızartmalarda daha aktif kullanıyoruz ama peki fayda ya da zarar açısından hani çok kullanmakta zeytinyağını bir sakıncası var mıdır? Tabii zeytinyağı natürel
zeytinyağı ise, sızma ise hakikaten faydası var, zararı yok, çok faydalı. Ama zeytinyağını tabii hani hakikisi veya iyi merkezden, güvenilir yerden almak lazım. Piyasada birçok zeytinyağları evet, var, fazla. Açıkta satılan, hijyenik olmayan, kullanma koşulları iyi olmayan zeytin almamak lazım. Bilinen markadan veya bilinen bir kişiden veya belki yerinden almak lazım. Ayvalık veya İzmir taraflarında çok güzel zeytinyağları var. Dolayısıyla zeytinyağı son derece faydalı. Hayvansal yağdan çok daha üstün. Ama kızartmada vasfı çabuk değiştiği için, daha zararlı maddeler meydana geldiği için tüketmek önerilmiyor. Ama salatalarda, yemeklerde hakikaten evet, zeytinyağı bizim vazgeçilmezimiz. Ama kızartma olayında özellikle ayçiçek yağı ve mısır yağı öneriliyor. Ben de bu şekilde belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle de bir şey sormak istiyorum. Şimdi besinlerin pişirme yöntemlerini sizden konuştuk ama biz ondan nasıl vazgeçebiliriz? Yani ne kadar tüketmeliyiz? Her gün kızartma yiyen de var. Şimdi her sabah dediğim gibi kahvaltıda ya da bir yere kahvaltıya gittiğimizde patates kızartması olmazsa da, ya da en basitini söylüyorum işte tavuk olmazsa da, biz o kahvaltıyı böyle tam doymuş hissetmiyoruz. Yani ne kadar azaltmalıyız ya da vazgeçemiyorsak ne kadar sürede bunu yemeliyiz? Ne kadar sürede kızartma aralarında böyle sıkıştırabiliriz? Evet. Şimdi hemen de vazgeçemiyoruz. Şimdi ben de diyeyim hadi sizin gibi ben de 30 yıl belki kullanmak istemeyebilirim ama bir patates kızartması görünce de canım istiyor, yani bunu bırakamıyorum. Evet. Aslında çok da güzel bir soru. Bunu her gün tüketmemek lazım bir. Günde 2-3 kere tüketenler var. Bunlar evet, ileride mutlaka kalp krizi geçirebilirler. Hele ailede kalp krizi varsa, mesela benim anne babamda da kalp hastalıkları vardı. Belki bu konuda biraz daha bilinçliyim. Çünkü onların hastalıklarını bildiğim için genetik yatkınlık da olabilir diye kendime dikkat ediyorum. Amacımız insanlara faydalı olmak, bilgi aktarmak. Yoksa onların yediklerinde bizim gözümüz yok. Sağlıklı yetişsinler, ülkemizde kalp krizi, şeker hastalığı olmasın diye. Özellikle gençlerde gerçekten kalp krizi riski artıyor. Bakıyorsunuz 20-30 yaşında kalp krizi geçiriyor. Bunda muhtemelen genetik yatkınlık var ama beslenmenin de çok olumsuz etkileri var. Ben şahsen fast food, şekerli, asitli içeriklerden uzak duran bir kişiyim. Yağdan da uzak durmak lazım. Yani bizim için Türkiye'de en güzel örnek Ege mutfağı veya Akdeniz mutfağı. Dünyada da en güzel mutfak. Ayrıca dünyada belki diğer bir güzel bir örnek ise Japon yemekleri. Üç beyazı yemiyorlar, şeker, tuz veya. Biz çok ekmek tüketiyoruz. Ekmek peynir, ekmek karpuz, ekmek üzüm, ekmek yemek, ekmek çorba. Yani bu son derece yanlış. Ülkemizde hakikaten bir yanlış beslenme alışkanlıkları var. Bunu düzeltmemiz lazım. Bir konsensus yapılıp bunu bu şekilde değiştirmek lazım. Mesela çocuklarda obezite çok fazla. Evet. Ben daha önce bunu önermiştim. İlkokullarda obezite dersi konulsun. Yani çocuk obezitenin, şişmanlamanın, kızartmanın, fast food'un, asitli içeriklerin ne kadar zararlı olduğunu ilkokulda öğrenmeli. Bunu öğrenirse ileride yapmaz. Toplum çok daha sağlıklı olur. Ve ben buradan gerçekten sesleniyorum Sağlık Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza. İlkokullarda bir obezite dersi konulsun. Bu konuda gönüllü doktorlar ders anlatabilir veya öğretmenlerimizin donanımı çok iyidir. Yani çocuğu hani küçükken eğitmek lazım. Çok fazla yağ tüketmenin zararlı olduğu ispatlanmış. Kanser bile yapabiliyor. Pankreas kanseri, kızartmalı gıdalar, mide kanseri, kalın bağırsak kanseri. Hani ben insanlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu olmasını istiyorum. Ben bir hekim olarak bunları tüketmediğim için de güzel insanlarımızın da, ülkemin halk insanlarının da sağlıklı olmasını çok isterim ben. İnşallah buradan da izleyicilerimiz bizi dinler ve bırakırlar kızartmayı. Peki kızartmanın zararlarından konuştuk ama haşlamanın peki faydaları nedir? Yani biz şimdi biraz da bunu konuşalım. Belki izleyici kitlemiz der ki evet ya biz de haşlama yiyelim bundan sonra diye, sizden de haşlamanın bilgilerini alalım. Haşlama evet, yöntemlerini. Tabii haşlamada demin de bahsettim. Etin, sebzenin içindeki bütün vitaminler bozulmamakta, daha az yağ tüketilmekte ve et çok daha iyi pişmekte. Bu kızartma sonrası ortaya çıkan akrilamit adı verilen, kanser yapan veya diğer bir takım toksik maddeler oluşmamakta. Yani daha orijinal, daha natürel beslenme sağlıyor bize. Onun dışındaki gıdalar sağlıklı değil gerçekten. Ama bunu hani arada bir insan, biz de tek tük böyle arada kaçamak yapıyoruz ama her gün kızartma yemek son derece sakıncalı. Bunu bu şekilde yapmamak gerekiyor.
Şimdi peki kış ayındayız. Sizden de hemen kısa bir bunun için bilgilendirme almak istiyorum. Şimdi kış ayının verdiği meyveleri, sebzeleri biz yiyoruz ama hangi besinleri daha fazla tüketmeliyiz biz? Daha sağlıklı yani olabilmek adına. Yani kışın aslında tabii çok değişti. Bizim çocukluğumuzda rahmetli annemiz bize bulgur, fasulye, nohutlu yemekler yapardı. Evet. Ama şimdi tabii gündem çok değişti. Maalesef sebze, domatesler, patlıcan, biber hepsi var ama işte bunlar yazın kadar ne kadar organik, ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyoruz veya belki bilip de tüketiyoruz. Bence kışın kış yemeklerini, yazın da yaz yemeklerini tüketmeliyiz. Yazın yaz sebzelerini, kışın kış sebzelerini. Ama bunu tabii ben de dahil rutinde yapmıyoruz. Çünkü her gün nohut, bulgur, mercimek yemiyoruz. Kışın mesela biz kavurma yerdik çocukken. Kasaptan et alınmazdı, o et tüketilirdi. Tabii kışın meyve bolluğu var. Doğal sebze, meyve bol hakikaten. Bazen insanların hazır meyve suyu içtiğini görüyorum. Bu çok bana ters geliyor. Çünkü doğal portakal var, mandalina var, elma var. Ve gidip hazır meyve suyu içiyorlar. Bu hazır meyve suyu da obezitede rol oynuyor. Çünkü o meyve suyu bozulmaması için içinde birçok katkı maddeleri var. Aslında bu katkı maddeleri geri dönüşümde vücudumuzda bir takım olumsuzluklar yapar. Örnek olarak söyleyeyim. Mesela uçakta havadayken hostes soruyor ne içersiniz diye. Bütün içecekler var. Ben sadece su içerim. Meyve suyu da var. Diğer katkı maddeli olan içecekler de var ama tüketmiyorum. Hani bence en güzel içecek su, çay, doğal yapılmış bir limonata veya komposto suyu olabilir. Yani katkı maddeli içecekler gerçekten vücut sağlığımızı bozuyor. Karaciğer yağlanması çok arttı. Ben 30 yıldan beri hekimlik yapıyorum. 30 sene önce karaciğer yağlanması yoktu. Şimdi hemen hemen 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması var ve bu yağlanma karaciğer sirozuna yol açıyor. Eskiden yoktu. Yani biz sağlığımızı biz bozuyoruz. Yani çok iyi beslendiğimizi söylüyoruz. Tabii ekonomik durum da arttı. Dünyada birçok gıda maddeleri de var. Hazır gıdaya ulaşmak çok kolay. Online siparişler alınıyor. Bu çok güzel bir şey ama yedikten sonra veya yerken bu gıda sağlığımızı bozar mı, ileride kalp krizi yapar mı, karaciğer yağlanması yapar mı diye düşünmüyoruz. O anda doymayı düşünüyoruz. Karnımızın doyması bize mutluluk veriyor ama bu mutluluğu ileride şeker hastalığına, kalp hastalığına, tansiyon yüksekliğine yol açacağını da düşünmemiz lazım. Dondurulmuş gıdalar da biliyorsunuz çok fazla revaçta ve çok da kolay ulaşılabildiği için çok da fazla tüketiliyor. Şimdi biz kızartmanın zararlarından konuştuk ama dondurulmuş gıda mı daha zararlıdır yoksa kızartma yapılan bir patates mi? Bir daha sorusu alabilirim. İyi duyamadım. Özür dilerim. Diyorum ki hani dondurulmuş gıdaları çok fazla kullanıyoruz. Artık ulaşılabilirlik çok kolay. Kızartma yapılan bir patates mi daha zararlıdır yoksa dondurulmuş aldığımız bir gıda mı daha zararlıdır? Yani bence kızartılmış gıdalar çok tüketilirse daha zararlı. Tabii dondurulmuş gıdalarda da bir takım katkı maddeleri var ama hakikaten her zaman taze sebzeye, meyveye ulaşmamız lazım. Dondurulmuş gıdalar çok kolay, çok pratik, evet. Ulaşımı kolay. Özellikle çalışan anneler için, babalar için ve yalnız yaşayanlar için. Ama yine de sağlığımızı korumalıyız. Hani bizim bir hocamız var diyordu ki elbiseni yeniyken sağlığını gençken koru. 92 yaşında ölen bir hocamız, Allah rahmet eylesin. Hala o sözünü unutmadım. Bazen hastalığa da söylüyorum. Yani sağlığımızı gençken korumalıyız. Kalp krizi geçirdikten sonra miyokard enfarktüsü veya kanser olduktan sonra diyet yapmanın da artık faydası yok. Gençliğimizi korumamız lazım. Gençken, özellikle çocukken yediklerimize dikkat etmemiz lazım ki ileriki yıllarda daha sağlıklı, daha fit, daha kanser olmamış bir hayat olsun. Yaşamak güzel, hayat her şeye rağmen güzel. Hastaneden uzak durup, spor yapıp ve her gün mümkünse 5-10 bin adım, hafta sonları en az bir 10 bin adım atmaya çalışıyorum, 10-15 bin adım. Yürüyüş çok iyi bir spor. Asansör kullanmamamız lazım mümkün olduğu kadar. Arabayı uzak yere park edip yürüyüş yapmamız lazım. Ama toplumda yürüyüş eksikliği de var. Arabayı hastanemize veya iş yerimizin önüne, bir iki katlı yere asansöre çıkıyoruz. Bunlar çok sakıncalı. Yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. Aslında yürüyemediğimiz için, yani yürümeyi sevmediğimiz için bu da bizde bir rahatsızlık yapıyor. Onu da önleyemiyoruz. Bu da çok güzel bir bilgilendirme oldu sizin açınızdan. Şimdi şunu da sormak istiyorum aslında. Biz şimdi evet yürümeyi sağlığı falan konuştuk ama çok fazla kızartma yiyen ve tüketen de
bir milletiz. Bundan da dediğim gibi vazgeçemiyoruz. Karadeniz yöresine baktığımızda yeşillikten tutun sebzeye meyveye kadar her şeyi kızartıyoruz. Şimdi biz patatesi falan konuştuk ama yeşillikleri peki kızartmakta bir sakınca var mı? Yani onları peki yağ ile buluşturduğumuzda da fırında kızarttığımızda onların da bize vereceği vitamini falan öldürmüş oluyor muyuz? Sebzeleri yani kızartmada. Az miktarda kızartmak lazım. Kızartma süresinin az olması lazım. Bazen çok fazla kızartıldığında veya kızartma süresi uzun olduğunda olumsuzdan meydana gelebiliyor. Hani böyle tam kızarmış değil de yarı kızarmış veya kızartıldığında hemen alıp onu yağda veya kağıt havluda yağını emdirip öyle servis yapmamız lazım. Çünkü yağda kaldığı müddetçe, pişme süresi uzadığı müddetçe, ateş sıcaklığının fazla olduğu müddetçe bu kimyasallar, kanserojenler çok daha fazla oluyor. Ama mümkünse hani sebzeyi de çok kızartmak yerine taze olarak tüketmek daha çok tavsiye ediliyor. Ben de kızartmış biber, patlıcan, domates çok severim ama maalesef tüketmiyorum çünkü sağlığımı bozacağını düşündüğüm için. Bu çok güzel aslında, kendinizi frenliyorsunuz. Biz sevdiğimiz bir şey olduğunda vazgeçemiyoruz. Hemen bir tadına bakmak istiyoruz ya da ya bir kereden bir şey olmaz diyoruz. Bunu da önleyemiyoruz. Siz bu anlamda çok da güzel bir örnek oluyorsunuz bize. Şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi bundan vazgeçemeyenler de var. Bu da bir hastalık aslında. Yani her gün patates kızartması yemeden vakit geçiremeyen, ekmek arası yapmadan onu doymayan da izleyicilerimiz var. Peki bunun bir tedavi yöntemi var mıdır? Yani bunu sağlıklı bir şekilde bırakabilmenin bir yolu var mıdır? Ya bence iş size düşüyor. Basın çok önemli bu konuda hakikaten. Basında sürekli bu yazılar, spotlar dönmeli. Basında bu konular çok işlenmeli. Yaklaşık 2 yıldır işte affedersiniz ama muhalefetin adayı kim olsun diye konuşuluyor. Onun dışında nasıl beslenmeliyiz, yürüyüş nedir, spor nedir, kalp hastalığı nedir, damar hastalığı nedir veya bilimsel konuda hiç konuşulmuyor. 2 yıldır hakikaten hangi kanal açarsak açalım sıkıldık. Onun dışında insanları eğitmemiz lazım. Bu konuda bilinçlendirmek lazım ama bazı insanlar başlarına bir hastalık gelince bunu yapmaya çalışıyor. O da yanlış. Yani çocuktan itibaren eğitimi, özellikle sağlığı, sporu, yürüyüşü, asitli içeceklerin zararlı olduğunu anlatmak lazım. Biraz da bence obezite de annelerimizin çok rolü var. İşte oğlum hadi ye, tabağı bitir, küserim, bak ölümü gör. Bunlar son derece yanlış. Çocuk yemiyorsa yemeyecektir yani. Ben bir örnek vereyim müsaadeniz varsa. Tabii buyurun. İstanbul'dan New York'a gidiyorduk. Böyle 7-8 aylık bir çocuk yatıyor, sarışın falan, o kadar tatlı bir çocuk ki. Çocuk 5-6 saat sonra uyandı, annesi mamasını verdi ağzına, bebek yemedi ve anne onu geri çekti. Ama Türk annesi, oğlum ye, bak 6 saatte açsın, olmaz, ağzına tıkardı. Çocuk zaten acıkırsa yiyecek. Yani o beyinde yeme içme dürtüsü var. Yani bence Türkiye'de annelere çok sevgili olun, annelerimiz baş tacımız ama çocukların kilo almalarında en büyük rolü annelerimiz. Çocuk iyice yesin, yemiyorsa ısrar etmemek lazım. Çünkü ileride hakikaten kalp ve damar hastalığı Türkiye'de çok fazla. Karaciğer yağlanması her 4 kişiden birinde görülüyor. Niye olsun? Hani amacımız insanların sağlıklı olması. Yoksa yediklerine benim gözüm yok. Vedat Bey çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir program oldu katıldığınız için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Vedat Göral Bey'e bağlandık. Kızartmanın faydalarından ve zararlarından da konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biz burada olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi hemen bir Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha günaydın. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Hemen kısa bir bilgilendirme yapalım. Şimdi haritamız gelecek ekranlara, hemen bakalım haritamızda neler var. Ocak ayının neredeyse sonlandırıyoruz. Son günleri diyebiliriz ama hala beklenilen kar ve yağmur olayı Türkiye genelinde gerçekleşmedi. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde kar yağışı ve yağmur yağışının gerçekleşeceği bilgisini de meteoroloji söylemişti. Ama tabii ki de bakacağız bakalım gerçekleşecek mi? Şu an dört gözle yağmurun ve karın yağmasını bekliyoruz. Çünkü ilerleyen zamanlarda kuraklık çekecek miyiz? Susuzluk olacak mı? Deniz suyu takviyesi yapılacak mı?
Bunlar da kafamızdaki soru işaretlerinden birer tanesi ama umuyoruz ki bunlar olmayacak. Bir an önce kar ve yağmur yağışının gerçekleşeceğini temenni ediyoruz. Şimdi hemen Türkiye genelinde bir hava durumuna bakalım. Bazı illerinde bilgilendirmesini yapalım. Türkiye genelinde neler var? Şimdi haritamızda gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışı beklenmiyor ve yok. Parçalı bulutlu ve güneşli olarak haritanın genelinde hakim. Tabii ki de yüksek kesimlerde kar yağışı ve yağmur yağışı devam ediyor ama istenilen düzeyde değil. Yani merkezi yerlerde Türkiye'nin dört bir yanında o Ocak ayının verdiği kış mevsimi normallerini şu an için yaşayamıyoruz. Hemen bakalım Marmara bölgesinde İstanbul'a bakalım. 11 derece parçalı ve çok bulutlu. İstanbul bugün diğer günlere nazaran biraz daha soğuk. Çünkü biliyorsunuz 20 derece 18 derece oldu geçen günlerde. Hafta sonu hatta bahar havasındaydı. Üstümüze ince bir ceket alıp dışarı çıkabiliyorduk. Bugün 11 derece. Havada şu an böyle biraz karamsar bir halde diyelim. Güneşli olsa da şu an bakıyorum dışarıda. Güneşli olsa da öyle beklenilen böyle ısıtacak bir güneş. Hafta sonundaki güneş bugün beklenmiyor. Tabii ki de temennimiz bir an önce bu soğukların ardından da karın ve yağmurun gelmesi. Ege bölgesine bakalım. İzmir 18 derece parçalı ve çok bulutlu. İzmir'de de tabii ara ara yağışlar oluyor ama bugün İzmir tam bir yaz mevsiminde diyebiliriz. Hava orada da çok güzel gibi gözüküyor. Akdeniz bölgesinde Antalya 20 derece az parçalı bulutlu. İzmir, Antalya tam böyle sıcacık bugün. Uzun zamandır aslında Antalya'da yoğun bir yağmur hakimdi. Biliyorsunuz ara ara da karla karışık yağmur yağdığını da aktarmıştık. Neredeyse 3 haftadır Antalya'da yoğun bir yağmur, sağanak yağış vardı. Ama bugün için Antalya'daki yaşayan vatandaşlarımız biraz daha bahar havasında bir gün geçireceklerini söyleyebiliriz. İç Anadolu, Ankara'ya bakalım. 13 derece parçalı ve az bulutlu. Ankara'da da hala ne kadar soğuk olursa olsun Ankara'nın soğuğu da meşhurdur ama hala bir kar ve yağmur olayı da Ankara'da da gerçekleşmedi. Haberlerimizde de sıklıkla aktardık. Ankara ve İstanbul'u büyük iki şehirde artık barajlar alarm verme seviyesine geldi. Ama umuyoruz ki bir an önce artık yağmur yağışlarının hızlanmasıyla birlikte inşallah biz bu barajlar alarm verdi konusunu konuşmuyor olacağız. Seneye kışa kadar diye temenni ediyorum. Konya 12 derece parçalı ve az bulutlu. Konya'da da şu an için beklenilen kar ve yağmur olayı yok. Bugün de sadece gece saatlerinde Konya'da da biraz sis ve pus hakimdi ama sabah saatlerinde olmayacağını söyleyelim. Şu andan itibaren Konya'da yoğun bir sisin ve pusun olmadığını söyleyelim. Zaten olduğunda da yani gece saatlerinde de uyarı verilecek düzeyde değildi. Normal malum kış aylarının mevsim normallerinin getirdiği hava olayları. Batı Karadeniz'den de Düzce'ye bakalım. 10 derece parçalı ve az bulutlu Düzce'de. Yine geçen sene biliyorsunuz Düzce'de bu zamanlarda Düzce ve Bolu'da 1-1,5 metreye aşkın yüksek yerlerde kar vardı. Ama şu an için köydeki yerlerde de yüksek kesimlerde bir kar yağışı gerçekleşmedi. Merkez yerleri hiç konuşmaya bile gerek yok çünkü hiç yağmadı Düzce'ye. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu bölgelerde de yoğun bir kar yağışının haberlerini buradan aktarıyor oluruz. Orta ve Doğu Karadeniz'e bakalım. Trabzon 11 derece parçalı, yer yerde bulutlu. Trabzon'da aynı şekilde kar ve yağmurun yağmadığı illerimizden bir tanesi. Bu bölgede de şu an için beklenilen kar ve yağmur olayı yok. Tabii ki de yüksek kesimlerde Trabzon'un dağ kısımlarında, dağlık bölgelerde, yaylalarda kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz ama hala merkezi yerlerde bir kar ve yağmur olayı şu an için beklenmiyor. Doğu Anadolu'ya bakalım. Erzurum 2 derece, gece de -9 derece. Erzurum çok soğuk şu an. Tabii Erzurum'da kar yağışı başladı yüksek kesimlerde ama merkezi yerlerinde şu an bir kar yağışı haberini aktaramıyoruz. Umuyoruz ki o yüksek kesimlerden yavaş yavaş merkezlere de kar yağışı gelir diye temenni edelim. Güneydoğu Anadolu'dan da Şanlıurfa'ya bakalım. 15 derece az bulutlu Şanlıurfa'da. Şu an için Şanlıurfa'da da yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışı yok. Gece saatlerinde de 8 derece olacak Şanlıurfa'da. Şu an için bu bölgede de yoğun bir kar yağışını ve yağmur yağışını söyleyemiyoruz. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda artık biz buradan Türkiye'nin dört bir yanından kar haberlerini aktarıyor olacağız. Bence Şubat'ta biraz sert geçecek gibi duruyor. Şimdi hemen bir İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde durum nasıl? Saatlerimizi ona geliyor. Trafikte bir azalma var mı? Şimdi haritamız gelecek ekranlara. Hemen bakacağız. Geldi. Ve %47. Biraz bir gerileme var. %5 kadar biliyorsunuz. %51-52 idi İstanbul trafik yoğunluğu. Şu an için %47'ye gerilemiş. Zaten saatlerimiz artık 10'a yaklaşıyor. Trafik biraz daha azalacaktır. Maksimum 1 saat daha bu şekilde
devam edebilir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü geldi. İki tarafta da aslında trafiğin köprü üstünün yoğun olduğunu ve akıcı olduğunu da görebiliyoruz. Ama tabii ki de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü üstünde daha yoğun bir trafik var. Ama Avrupa'dan da Anadolu'ya geçişte akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi üst geçitte de aslında yoğun bir trafik yok. Orası da Kavacık üst geçit köprüsü. Orada şu an için bir trafik gözlenmiyor. Yine hemen bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık bağlantı yollarında da trafik var. Ama tabii ki de son bir saate kadar muhtemelen orası da azalacaktır diye düşünüyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine Çamlıca'dan Altunzade'den de devam eden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik söz konusu. Şimdi Çamlıca'dan görüntümüz geldi ekranlara. Arabalar neredeyse kontak kapatmış. Hatta görüntü bile dondu diyebileceğimiz bir görsel var. Arabalar ilerlemiyor gördüğünüz gibi ama diğer güzergahtaysa Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş vızır vızır arabalar çok da az aslında. Ama aksi güzergahtaysa Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik şu an için söz konusu ama metrobüs güzergahında görüyorsunuz yol açık ve metrobüste şimdi tam da geçiyordu. Açık bunu kullanabiliriz. Yani illa arabayla gideceğiz işe diye bir kaide yok. Çünkü geç de kalıyoruz. Trafikte İstanbul trafiği biliyorsunuz öyle hemen de geçecek ya da yarım saate bitecek diye bir trafik olmuyor. Sabah 6.30-7 gibi başlayan trafik neredeyse öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Bu anlamda metroyu, metrobüsü, ulaşım araçlarını kullanmak daha doğru. Evet tabii ki de arabanın rahatlığı yok ama arabada da trafikte kalıyoruz, geriliyoruz. Kavgalar, gürültüler oluyor. Hiç böyle şeylere gerek yok. Takalım kulaklığımızı, giyelim montumuzu. Diğer ulaşım araçlarını kullanalım. Hem bakalım ulaşım nasıl? Metrobüslerde bir problem var mı? Metrolarda var mı? Biraz da bunları halkın arasında karışmak lazım. Biraz da arabadan çıkmış olalım diyorum. Şimdi ilerleyen zamanlarda tekrar aktarmak istiyorum diyeceğim ama bültenimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi haberlerimize geçelim. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Bakalım haberlerimizde neler var. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Ümraniye Spor maçının ardından hakem Abdülkadir Bitigen hakkında açıklamalarda bulundu. Bilecik, Fenerbahçe hakem tarafından ince ince doğrandı dedi. Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniye Spor'la Fenerbahçe karşılaştı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller 73. dakikada Batu Şua'yı, 78'de Umut Nayır ve 89'da Hulü maçın kendi kalesine atmasıyla geldi. Umut Nayır'ın 90+8'de attığı gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanı 41 yaptı. Ümraniye Spor ise 14 puanda kaldı. Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniye Spor deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı lacivertler daha önce 3 kez resmi maçlarda karşılaştığı Ümraniye Spor'la 4. maçına çıktı. Fenerbahçe bu maçlarda rakibine 2 kez mağlup olurken bir kez de berabere kaldı. Sarı Kanarya rakibini resmi maçlarda ilk kez mağlup etti. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamalarını getiriyoruz ekranlara. Bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bugün maçın toplamına bakıldığı zaman zaten akşam da geniş bir şekilde bunları hep beraber izleyeceğiz. Sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak bir şekilde gerçeği bu anlamda bulacak. O bakımdan yarın bunları geniş bir şekilde biz de kendi içimizde iyice değerlendirip sizlere ve kamuoyuna tekrardan paylaşacağız. Yani baktığınız zaman 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapmış olduğu bütün bu kararsızlıklar aleyhimize bu anlamda yapmış olduğu tutum kabul edilebilir bir şey değil. Yani şimdi sosyal medyaya bile baktığınız zaman yani birçok hala bir algı yönetimi devam ediyor. Yani işin ama bu akşam yani hep beraber bütün kamuoyu, bütün spor severler yani baktıkları zaman, pozisyonları inceledikleri zaman zaten gerçekle buluşacaklar. O bakımdan benim bu akşam söyleyeceğim gerçekten bu kadar. Yani bu şartlar altında yani hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı tabii ki mutluyuz. Ama söyleyeceğimiz bir hayli şey
birikmiş vaziyette. Bunları da yarın çok geniş ve detaylı bir şekilde hep beraber bu anlamda sizlere anlatma şansımız olacak. Yazılı açıklama mı olacak, basın toplantı? Yok, basın toplantı. Yani sizlere dönük, kamuoyuna dönük olarak bir şekilde kendi kanallarımızdan ve bütün kanallarımıza bu anlamda bir seslenme yapacağız. Konya Spor Teknik Direktörü Stanović Ankara Gücü'ne 1-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek gelecek maçlarda daha çok enerji, gayret ve iradeyle oynayacağız. Bu kadar kısa bir süreçte elimden geleni fazlasıyla göstereceğime inanabilirsiniz. Takıma yeni optimize oluyorum dedi. İşte açıklamalar. Herkese iyi akşamlar. Mağlubiyetimizden ötürü tabii ki hüzünlendik ve üzüldük. Başlangıçta ilk yarıda olabildiğince şansımız vardı fakat çoğunu değerlendiremedik. Rakibe kıyasla fazlasıyla top kontrolümüz vardı. Rakibi en başta tehlikeli olarak görmedik. Fakat risk aldığımızı düşünmüyorum. Daha fazla risk almamız gerekirdi. Gelecek maçlarda daha çok enerji, gayret ve iradeyle oynayacağız. Elbette oyuncularım olabildiğince baskı ve stres altındaydı. Bu birden çok gelen mağlubiyet ve birden çok gelen kazanımımın getirdiği bir stres de söz konusuydu. 2-0'dan sonra daha çok enerji ve daha fazla gayretle oynamamız gerekirdi. Problemlerimiz oldu ve birden çok sakatlık geçirdik. Bunun da elbette etkisi oldu. Daha iyi olabileceğimize kendime inanıyorum. Öncelikle amacım stabil bir Konya Spor takımı elde etmek. Özgüven eksikliğimizin olduğu gerçek, Avrupa'dan uzağız. Geçen senelerde ne olduğunu biliyorum ve bundan olabildiğince ders çıkarıp bunlarla optimize edip bunlarla aşama aşama, kademe kademe daha da ilerleyip stabil ve tamamıyla özgüven dolu bir Konya Spor hedefliyorum. Elbette tabii ki kulüp direktörlerimizle istişare ettim. Takımımızın daha da ileride tazeleneceğini ve daha da iyiye gideceğine eminim. İleride 2 ya da 3 transferimiz olacaktır. Bu süreç içerisinde bunlarla ilgili görüşmem ve konuşmam tabii ki etiksiz ve usulsüz olurdu. Süper Lig'de 4 büyükler bir yandan zirve yarışı veriyor, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını yürütüyor. Haberimizde takımların transfer çalışmalarındaki detaylara göz atalım. Kayseri galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş transfere yöneldi. Reims'tan stoper Entrif Avilion, Lokomotiv'den orta saha Dimitri Barinov ve Al-Shabab'dan da kanat oyuncusu Eirin Bopenzi'ye için girişimlerini hızlandırdı. Barinov için kulübü Lokomotiv Moskova 2 milyon euroluk teklif sunan Beşiktaş, olumsuz yanıt alırsa farklı isimlere yönelecek. Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında kanat transferine yoğunlaşan Trabzonspor'da flaş bir isim ön plana çıktı. Daha önce sezon başında da gündeme gelen Andriy Yarmolenko menajerler aracılığıyla Bordo Mavili kulübe önerildi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ain'in formasını giyen Ukraynalı yıldızın takımında mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcu için bu doğrultuda maliyet araştırması yapılacağı belirtildi. Galatasaray bu hafta 2 yıldız için yeniden masaya oturacak. Hücumda Hajuray transferinin zora girmesinin ardından İbre yeniden Chelsea'li Fofana'ya döndü. Sol bek Uğur Çiftçi için de son bir yoklama yapılacak. Cimbom'un hedefi fil dişili oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralamak olacak. Fenerbahçe'de transferde bu hafta sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus'un sol bek istemesi üzerine girişimlerini yoğunlaştıran sarı lacivertler Parmalı Jadon Osterwold için teklifini 6 milyon euroya çıkardı. İtalyan ekibinden henüz onay gelmezken çizme medyası Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yaklaştığını duyurdu. Spor haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerinde spor haberlerinde neler var onlara bakalım. Buyurun. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Spor manşetlerinde nelere yer vermişler? Biliyorsunuz bir maç vardı. Çok da heyecanlıydı. Ümraniye Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe galip geldi. Hemen detaylarını aktaralım. Fotomaç gazetesi sür manşetinde mutlu son olarak başlık vermiş. Fener'de sevinç, üzüntü, acı, stres ve diye mutlu son diye eklemiş. Hemen detaylarını aktaralım. Ligde Gaziantep'i kupada çeyrek Rize'yi son dakika golleriyle yenen Fenerbahçe, dün de Ümraniye'de Gulu maçın 90'da kendi kalesine attığı golle galip geldi.
Hemen detaylarını da aktaralım. Şampiyonluk yarışında artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, sezonun ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Ümraniye'yi son nefeste 2-1 yendi. Kanarya aradığı golü 73'te Batshuayi ile buldu. 5 dakika sonra Umut Nayır skoru 1-1 yaptı. Bu golden sonra adeta ecel terleri döken Fenerbahçe 90'da Gulumaç'ın topu kendi kalesine atmasıyla 2-1 öne geçti. 90+8'de Umut Nayır bir kez daha ağları havalandırdı ve Kanarya dondu kaldı. VAR'a giden hakem Abdülkadir Bitigen golü iptal etti. Ümraniye cephesi de bu duruma isyan etti olarak başlık atılmış. Hemen şunu da söyleyelim. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün yapılacak biliyorsunuz. Kura çekimleri de belli oluyor. Seri başı takımları söyleyelim. Seri başı takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir olacak. Seri başı olmayan takımlarsa Galatasaray, Gaziantep, Ankara Gücü ve Kayserispor olarak aktaralım. Şimdi manşetlerimiz de sonuna geldik. Böylelikle bültenimizin de sonuna geldik bu arada. 3 saatte çok hızlı geçti, dolu dolu size inşallah hatasız güzel bir program yapmışızdır. Yarın saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız sevgili seyirciler. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.